Üst sesi. Kaç olacak? Auz billahi mineşşeytanirracim. Ayın 30'u. 5 Mayıs'ta yapmışız yani. 5 Mayıs mı? Allah Allah. Evet. Bir ay geçmiş ha? 2. Bir ay mı geçmiş? 2 ay oldu. 2 ay yani. 2 ay mı? 2 ay oldu. 2 aydır bu duruyor. Ramazan girdi ya. Yani 2 ay ara vermişiz öyle evet. mi? Evet. Allah bizi affedersin. Amin. Yani bende bir şeylik olmadı da. Çünkü aynı dersler her yerde. Mesela Hollanda kampı, Almanya. En son yapmıştık 2. Şeyde. Tahakkul 3 olacak abi. Tahakkul 3 mü? Yani 76'yı tahakkul yapmıştık. 77 hayarse. Tahakkul 3 mü? Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Yani artık bu dersleri dershanelere indirmeye başladık. Yani mesela Sultanbeyli'nde yaptım. Sultanbeyli'nde Tepecik'te yaptık. Tepecik'te 2 tane. Geçen işte Perşembe günü şey yaptık tahtada. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, ben olan ben, ene. Bu ene de birisi almış. Ben olan benden de arkaya bir şey yok. Yokun yoku varmış. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın. Onu yaptık. Yani ene emanet verilmiş ya, yok olan, yok olan, yok olan yok. Şey, ene, yok olan varlık, benlik. Yani ene'yi birisi emanet aldı ya arkadaşlar. Üç tane yapı bundan çekilmiş. Tesadüf yok. Bir, sadece şöyle geçiyor. Gökler, gök. Sonra zemin. Sonra dağların emaneti almaktan çekindiği. Tamam mı? Üç tane şey. Gök külliyatta ne demektir? Yani külliyatta der ki, Kur'an teklif ettik diyor. Göklere. Kim var ki orada? Göklerde kim var? Anladık mı yani bu şeyi? Cümleyi tam okuyayım da zannediyor ki ben kafadan söylüyorum. Peki Ruhani. Onu hemen şey yapayım. 31. söz, 30. söz. Gök, zemin, dağ tahammülüne çekindiği ve korktuğu. Olmayan bir şey korkar mı? Çekinir mi? Çekiniyor ve korkuyor. Ondan sonra tamam olsun. Mesela bir daha. Gök, zemin, dağ bunlar tabirdir. Kur'an'da tabirdir. Risale'nin kendisi şey yapmadı. İnne aradna emanete ala semavati vel arz vel cibale fen beyne en yahmilneha ve eşfekna minahem ve hamalehel insan hamal yani hamal inne kâne zalûman cehûla yani gök, zemin, dağ tamam gökleri bilmiyoruz o kadar kim var zemini biliyoruz. Onu da bilemedim. Büyük ihatası zor ya zemin. Dağ ama. Bunlar tahammülünden çekiniyormuş. Korkuyormuş. Emanet iti almaktan. Demek ki alabilir bir yapısı var. Tahammülden çekiniyor, korkuyor. Yani Allah mantıksız tövbe bir şey söyler mi? Tövbe. Yani kaldıramayacağı bir şeye kaldır diye teklif etmez.
bu masaya teklif etmez. Teklif edilen var. Melaike ya, olabilir mi? Onlara şey müvekkiller, şey olanlar. Melaikelere teklif ettik derdi. Melaikeler duruyor Allah'ın emrinde. Meleklere teklif ettik. Melekleri söylüyor zaten. İtiraz etti diyor şahsıcazda. Şeytanın diyor, küfrü sirayet etti diyor. Bu tabirler, şimdi ben hemen oradan başlayacağım. Onu şey yaptık. Külliyat, yani Kur'an'da gök nedir? Neyin dışa vuruşudur? Zemin, hatırlarsınız, zeminin şeyde hatırlarsınız. Üç tevhid-i rububiyet var. Birinci sözde değil mi? Yani hatırlar mısınız? Üç tane arz siması, insan siması, kainat siması. Hani besmeleyi kaldıramıyor, gösteremiyor. Yani kaldıramıyor ama gözüküyor, onda ortaya çıkıyor. Yani besmelenin vücudu haricileri. Tamam. Kainat ama, şeceri hilkat değil. Şimdi küllata böyle baktığınız zaman, hani birinci sözü bitirmiştik. Kainatla şeceri hikat farklı şey. Şimdi ben şey yapacağım böyle de, böyle. Şunu çevireyim. Gök külliyatta nedir? Yani külliyatta dediğim, baktım ki Kur'an'da zaten bu teklif yapmış. Ala semavati vel arz. Tamam. Teklif ettik diyor. Allah sonra şeyi sordu. Şöyle bir kalk geçeyim mi? Acaba orada kilitlemiş mi birisi? He. Ötekisine bak, ötekisine bak. Yok. He. Kilitsiz. Peki, bu kilitlenmiş mi? Çok mu yaklaştırmışız bunu? Evet. Tamam. Şöyle bir yapalım abi, bir çevirelim. Ha, dönmez mi? Dönmez. Getir abi. Getir bu tarafa doğru. Getir. Ha, bunu çevireceğim de. Biraz şöyle yap, şöyle biraz daha. Ha, şimdi gitti bu tarafa. Şimdi bu tarafa gelsin. Çarpmasın duvara. Tamam. Şimdi eyvallah, tamam. Allah inşallah büyük bir yer verirse o zaman o kuvvetimiz azalır. Ama gene versin. Ufak yer birbirimizi sirayet daha açık güzel olur. Peki, şey burada da yaparız. Gök. Zemin, dağ. Bu korkuyormuş, tahammül edemiyormuş. Bir kere buna teklif ettiğine göre Allah, teklif uygundur. Neyi? Ene. Ene neydi? Her şeyi sahiplenen. Benim gömleğim. Bak ne diyor? Bazı şeyler hemen denmez. Olmuyor zaten. Alt üst olur bana. Şu emanetin mutadet vücudundan bir ferdi bir acı enedir. Ene. Zaman Adem'den şimdiye kadar alem insaniyette dalgalar ama meçhul kalmış. Bu emaneti alemler bir Kur'an demişler. İki insanlık demişler. Üç kainat demişler, emanet verilmiş. Çok az batıncılar ene diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri bunlardandır. Şimdi arkadaşlar, bu ene, bu külliyata gök, şöyle şeye gidin, oradan simge olsun diye, ezber olmasın. Okyanustayız. Gök var abi. Başka bir şey yok değil mi doktor? Sahili yok. Dibi yok. Başka bir şey kalmadı değil mi? Gök yukarısı. Burası zemin. Burası derin. Böyle. Şimdi külliyatta şey, da dima denilir. Her peygamberin mağarası var. Dima. Zemin için küre arz
Kabe, kalp, arş aynıdır. Kalp. Gökler. Gökleri yukarı ruhu simgeliyor. Ruh. Yani ruhta kullandığı şeylerde ruh. Ruh'a teklif etmiş yeneği, o da alamamış. Tamam mı? Alamamış. Ruh da alamamış. Ne yapmış bunlar? Bunlar eneyi almaktan bir, iki, korkmuş, tahammül edememişler. Tahammül edememişler. Ve korkmuşlar. Edememişler. Korkmuşlar. Korkmuş. Ne acayip bir şeymiş ki bu hani? Kimse almak istemiyor bunu. Sorumluluk almak istemiyor. Alınca sana bir şey yüklüyor demek ki. Çünkü o bir şeyi tanımlanarak geldiği için seni tanımlıyor. Seninle de tanımlanacak. Tanımlıyor, tanımlanıyor, seni tanımlayacaksın. O ene. Ene elmi almaktan korkmuşlar. Allah mı teklif etmiş buna Osman? Bunları etmiş mi? Etmiş. Demek ki bizim bildiğimiz daha değil ya. Ene semavat, ayet ya. Semavat vel arza vesaire. Yani vel cibal. Cibal, dağ. Allah teklif ettiğine göre edilecek bir şeymiş yani. Şimdi senin Yusuf'u getir bu derse, bu dersi muhatap al. Olur mu? Teklif edilmez. Gel oğlum bu dersi dinle. Ha demek ki Allah bu teklif etmişse uygundur. Herkesi alıyor muyuz? Vakıf da yoksa almıyoruz biliyor musunuz? O kadar zorlama var ki. Her cemaatta vakıf gelmek istiyor bu derse. Yerimiz ufak. Hem de başka bahanemiz müsait değil. Çünkü bu dersler vakıf olmak, şey olmak değil bu. Başka bir gönül işi bu. Yani bu dersler var ya bu, şu dersler, haritalı, enfusiler. Enfusi değilse, haritaya dönüşme. Bu başka bir şey yani diye. Niye söyledim buraya geçtim? Yani teklif edildiğine göre, Allah bunu teklif ettiğine göre, muhatap, şimdi bu ene, bu ne eneydi? Birisi almış. Son nokta buydu bizde. Ene. Son nokta buydu. Şimdiye kadar. Ya kim? Söyle bir almamış. Kim almış? Kim var ki? Almış orada. Ortada gizli yok. Ruh almamış yani. Kalp almamış. Dima da almamış. Bunların cemi insandır. Kim bu adamlar? Bu adamlar kim? Şöyle bir şey yapalım. Sırf bunu duysak var ya. Vallahi. Zalimlik ve cehaletin beraber olduğu kimse. Kim o? Adem. He? Adem. Adem olan Adem. De bakalım kim? Zeminsizim. Zeminsizim. Şimdi takkesizli takke. Mahiyeti zatiye. Şunatı zatiye. Sıfatı zatiye, sıfatı subuti ikisini cem edeyim. Sıfatlar deyin. Sıfatlar. Esma-i fiiliye, esma-i zatiye, esma-i hüsnalarına cemine. Esma-i hüsnalar deyin. Tamam abi. Gel cemi. Bu var iken, elan da öyledir. Hiçbir şey yoktu. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Siz buna iyi şey yapın. Şurayı, tabiri. Bu alem-i şehadeti yarattıktan sonra bu tasnifler bizim için yapılmış. Aslında hepsi tek hakikattır. Yani Allah'ın esması
varlığın cil ve cemanlaki sanat diye onların kaynağı. Aslında hepsi tek hakikattır. Anlamak için bize demiş. Bu Allah'lık hakikati. Ama bizim Allah hakkındaki bilgimiz var ya şu anda konuştuğumuz. Bu Esma-i Hüsna'daki Allah var ya, Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah ondadır. Daha sıfattaki Allah yok bizde daha. Esma'daki Allah'tan konuşuyoruz. Buraları bilmiyoruz zaten. Ama haberimiz var. Ama bilmiyoruz. Mesela şunat-ı zatiyenin bizdeki karşılıkları var. Şefkat-ı mukaddesi, muhabbet-i menesi vesaire. Tamam mı? Bu var ya. Şimdi bu var iken hiçbir şey yoktu. Sonra ne yaptı? Şunu yarattı. O yaratıldı mı abi? Yaratılmadı da taayyün etti. Taayyün ve teşahhus. 9. sayfa. Şuralara göre konuşalım. Bunu da şu atışı yapalım ki hem de manasına uygun. Ene bu. Eneler, eneler. Şurada eneler. Herkesin enesi burada. Ama başka şeyler de var. Ağacın dalı bu da var, sırf meyve yok ki. Yani çekirdekte dal var, yaprak var. Cemine, cem olunca mecul. Cemi olduğu için, her şey olduğu için. Bu aynı zamanda her şeyin kaynağı üç aynıydı. Kur'an, şeceri hilkat, insan. İnsandaki karşılığı da Nur-u Muhammedi. İnsandaki karşılığı ene, kainattaki veya şecel-i kalpte karşılığı Nur-u Muhammedi değil mi? Nur-u Muhammedi işte. Şecel-i kalp, yani insandaki karşılığı dersek ene demek lazım, mecunun. He işte, mecun. Yani herkesteki o bene, mecunun bizdeki karşılığı. Mecun bizde ene olarak gözüküyor. Tamam. Mecun nedir? Şecel-i hilkat, cemidir. O ben derken zaten hepsini toplayarak, yani üniversite diploması gibi, ilkokul diploması da var içinde, lisede var. Ene deyince bunları kastediyorsun. Evet. Nur-u Muhammedi'yi kastediyorsun. Buraya kadar tamam mıyız? Şunun içini doldurayım. Önemli olduğu için. Burası Arş-ı Azam. Burası Lef-i Mahfuz. Fuz. Burası Arş. Burası Kürs. Buraya da yeter, daha şey yapmayalım. Alemi Şehadet. Şimdi bu Ene ile Esma-i Hüsna arasında bir şey var mı abi? Yani ilk zuhurat bununla olmuş. Yani ille ne ile buraya yakın oldu diye değil. Yok, Ene ile Esma-i Hüsna arasında bir şey var mı? Yok yok. Şu olmadığını şimdi göreceğiz. Şimdi bu Allah'lık hakikati olduğu için şuna şöyle diyelim. Daha iyi olsun. Kürsün altına çizgi çekmezsek iki tarafta dörtlü oluyor Hasan abi. Böyle bir hikmet olabilir mi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kürsün altına çizgi. Buna güzel gelecek. Bu vacib-ül vücut. Zat-ı vacib-ül vücut mu? Vacib-ül vücut mu abi? Zat. Zat-ı vacib-ül vücut. Doğru. Yoksa şeyden aşağı olacak. Şunattan aşağı. Kalkansın. Evet. Zat-ı vacib-ül vücut. Vacib-ül vücut deyince buradan aşağı oluyor. Şurası şeceri hilkat mı abiler? Eksiğimi şey yapın. Hilkat.
Şimdi bu bize ne oluşturuyor? Şu cilve, cemal, nakış ve sanat olarak kendini gösteriyor. Şu istidat ve kabiliyetlerimiz oluşturuyor. Ruhumuzu oluşturuyor. Şunat-ı zatiye, latifelerimizi, yani şefkat-i mukaddesi, muhabbet-i münezzehe, sevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar, mukaddeseler. Gelelim buraya. Buraya kadar şunlar. Tamam. Şunlar. Dikkat ederseniz benim cilve cemallar için esmalar. Benim kabile kalp yani bu. Kalp. Yani istidat ve kabiliyetler yazılım ya. Hı hı. Harita, rüsname, takvim diyor ya bu 146 mesleğinde. Kalp yani bu. Bu da ruh. Cilve cemal nakış sanat yerine bizdeki karşılık şekliyle yani duygular mesela mı diyeceğiz? Yani şey duygular, cilve cemal nakış var ya mesela sen. Duygular der, hissiyatlar der. Yani Cemi ne dersen artık. Suret diyorduk zaten işte. Suret işte ortaya çıkanlar her şey. Yani ruh, kalp şey gibi bizdeki karşılığı şekli olmasa. Tabii yani bunun içine giriyor zaten. Mesela cilve, cemal, nakış, sanat mesela duygular, duygulara zaten sanat böyle nakşi sanat etmiş diyor. 32. sözde esmaları anlatırken işte bir hasna ile bir çiçek diyor. Duygular olarak kendisini gösterdi diyor. Orada zaten açık söylüyor. Duyguların, hislerin bir güzel kadınla bir de çiçeği şey yapıyor. Hatırlarsınız. Orada duygularla donattı diyor. Şu esma şu duygu yaptı diyor. Yani duygular, hisler vesaire. Yazayım onları. Yok yok. Tamam. Şimdi buraya kadar emaneti hiçbirisi almamış. Bunları almamış. Hiçbirisi de ene değil bu. Benim ruhum diyen hala birisi arkada. Peki. Bu bizdeki karşılığı nedir? Hadis-i Kutsi'de geçiyor ki bir mana. İnsan benim sırrımdır. Bunu 11. sözde geçiyor ve bir de şey Mesnevi'nin en sonunda la tefekkürü zatihi zatımı tefekkür etmeyin. Olmaz. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanın bu bizi en iyi alan bu. Bu yok zaten. Yok yani. Bu zaten yok. Ene. Yokun yoku. Ruh nedir? Yokun varlığı. Bu nedir? Yokun haritası. Bu yokun dışa vuruşu. Mülk tarafı. Bu yokun yoku. Ene yoktur zaten. İçtiğini bil diyor.
Yani peki buraya taayyum ve teşahhus etmiş ya, o taayyum ve teşahhus etmiş, o sistem enede etmiş, o bizde var. İşte mutlak hürriyet, Allah'ın iradesi, taayyum ve teşahhus ne demek 9. sayfa şuarlarda? Allah'ın subuti sıfatını düşün, kudreti, ilmi, hayatı, iradesi, orada taayyum ve teşahhus etmiş. Bak burayı mutlaka toparlamanızı istiyorum. Yani Allah'ın subuti sıfatına bahsediyorum. Sem, basar, kudret, hayat, ilim, irade, kelam. İrade var mı? İrade taayyum ve teşahhus etmiş. Taayyum ve teşahhus etmişse sendeki elde gözüken irade senin değil, değil de değil. Taayyum ve teşahhus etmiş. İşte taayyum ve teşahhus etmiş irade mutlak hürriyet oradan geliyor. Kader böyle çözülüyor. Çünkü senin değil, değil de değil. Aynadaki güneş, güneş değil ama değil de değil. İşte ustad bunu kastederek cüz-i ihtiyamdan vazgeçti. Bu tarafı ihtiraklıdır. İrade nasıl mutlak hür olur? Yani Değer Hoca'nın sorduğu gibi, ustadın iki defa elini öpmüş de 21 defa hapiste yaptı. Dedi ki Hasan kardeş dedi, alim yani, kitabı da var piyasada, fıkıh kitabı. Diyor ki, Allah yarattı mı kardeşim dedi iradeyi, Allah verdi mi, ona karşı nasıl mutlak insan hür olur dedi. Bir şey var diyor burada ama tanımlayamıyoruz dedi. Sonra işte o zaman o yola çıkmıştık. Ha, enede Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Nesi? Zatı ve subutu sıfatlar. Ruhta ise şunat-ı zatiye taayyum ve teşahhus ediyor. Peki Allah'ın subutu sıfatı, yani mesela vücut anlayışımız var ya, vücut neyin sıfatıydı? Zatı sıfat. Vücut, beka, vahdaniyet, tamam mı? Tekvin. Adem oradaydı Osman'ın. Evet. Peki Allah enede taayyum ve teşahhus ettiğine göre, iradede taayyum teşahhus etmiş hali, aynadaki güneş, hakiki güneşe göre neyse, insanın iradesi Allah'a göre böyle. İradesini kullandığını zanneden insanların, kafirlerde irade, yani hatmedilmiş vicdan, vicdaniyatı bitmiş insanın iradesi yoktur. Çünkü nereden çıkıyorsunuz? Biliyorsunuz bir vicdanın soğan kabuğu gibi dışarıdan içeri çıkarsa en dış kabuğu ne vardı? İrade. Zihin, his, latife. Hatmedilmiş. Yani bu yok demektir. Müslümanlar bunu aktif, bu canlıdır demektir. Değil mi? Başka şey var mı? Nereden çıkartıyorsun mesela? Mesela zihin dimağdaki, taakkuldaki yapıyı oraya verince oradaki karşılığı zihin, tefekkürü malzeme de olur. Önce kafirde tefekkür yok, şey var, düşünce var. Şimdi bu bilmanı, insan benim sırrımdır, ben de insanım. İşte bu ene zaten yok. İçtiğini bilirsen var olursun. Yani şu ene mevhum bir rububiyet. Yani bildiğin zaman Allah'ın zatı ve subutu sıfatları sende taayyum ve teşahhus ediyor. Kafir mümin fark etmeden Allah'a iman et, istersen etme. Esma sende taayyum ediyor zaten. Ortaya çıkıyor cilve cemal nakış sana. Hani bu vücut onundur. Ama eni fark eden kişide Allah'ın zatı ve subutu sıfatları taayyum ve teşahhus ediyor. Vücut, ben varım diyebilmek o. Yani insanı böyle öldürüyor ya, hani iman, imanla bu ancak mümkün. Ben körsün, amasın, sağırsın, ne bileyim felçlisin, ne olursan ol. Ben varım diyebiliyor. Bu halı var mı abi? Var ama varlığının farkında değil. Bu varım diyebilmek işte o vücuda mazhar olmak. Yani Allah'ın zatı sıfatındaki vücut, bizde enede taayyun edince etme nispetinde şunu der Osman. Bir daha. Allah'ın zatı sıfatında vücut, beka, vahdaniyet, muhalefetün livadiz, var ya kıyam bir sefriz. Oradaki vücudu, onun için sayıyorum. Oradaki vücudun sende enede taayyun ve teşabbus etmiş ise nasıl anlaşılır? Ben varım diyebilmenin daha büyük bir nimet olamayacağını
heyecanını yaşarsın. Ben varım ya, varlık sahnesine çıkmak. Bendeki benlik yine senden. Onu dettireymiş yani. Ben varım, iman miman da değil bu. Yani imanın da arkasında bir şey yani. Çünkü niye? Biliyorsunuz kalbu kalbisi imkan ve vücub ortasında Allah ile kelamına öğretin görüşünce iman gaybadır. Gayb ortadan kaldığı için ama hala vücut vardır. Ben sen olmuyor yani. Üçüncü tekil şahıstan ikiye düşüyorsun. Elhamdülillah Rabbil Alemin. O alemlerin sahibi olan Rahman, Rahim'dir. Elhamdülillah. Havna hamd olsun. Kim ben sen o. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Er-Rahman Rahim. O Rahman. O ama. O. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Ben sen o. Ben sen oluyor. Şeyde abi ilginç olan işte enedani dediniz ya işte Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının işte tayin teşabbüs. Bir de enede başka bir şey var. Yani veyahut da enede var diyelim ay sıfat kusur noksan. Devreye girince mahiyeti zatiye şeye çıkıyor. O zaman çıkıyor yukarı. Yani pozitif aynadarlıkla yani cüz-i irade ilim sıfatlarla Cenab-ı Hakk'ın şeylerini anlayabiliyoruz. Diğer şuuna sıfat sonra. Seviyesini. Ama ays fark noksan kusur var bir de. Bu nedir biliyor musun? Ays fark noksan kusuru derute etmek zaten sıfattaki zaten tekvinin aktif olması. Yani o başka bir hadir mahiyeti zaten. Daha bu sefer mahiyeti şu şey mahiyeti zatiye doğru gidiyor diyor. Yani az fark noksan kusurunu deruhte etmek demek ne demektir? Bu neredeydi? Adem. Adem'in mutlak yok. Adem sıfır yoksa ilmi muhit var. Zatı sıfatta ne vardı? Tekvin. Tekvinde Adem mi vardı? Hayır. Başka şey de vardı ama Adem tekvinde. Ne? Az fark noksan kusuru deruhte etme alemleri orada. İnsan bunu deruhte etti mi şeyde oluyor. Zatı sıfatın tekvininde oluyor. Bu sefer şunat-ı zatiyeye hamlediyor. Ve dikkat ederseniz sıralamada tekvin en sondadır. Zat-ı sıfatta vücut, beka, vahdaniyet, kıdem, muhalefetun lil havadis, kıyam-ı bir nefsi, ondan sonra vahdaniyet demiştik şuradadır. En sonda tekvindir. Az, fark, noksan, kusurun devlet etmek zannediyor ki hiçliktir. Tekvinin ayna olmak içindir. İmanın arkasında. Çünkü iman olabilmesi için edenle edilenin varlığı lazım. Bunu sana bir yapan vücut şuurudur. Vücut. İnşallah bir vücuda çıkarız da vücut dersi olur. Bak vücut yapıyor bunu. Yani iman edilenle iman edenin bütünlüğü veya tayinü. O an bunu sana veren vücut. Vücuda mazar işte ben varım diye bir mesela köpek ben köpeğim dese köpek olduğum ise kafayı yer. Şimdi insanlar niye eksikliğini bilmiyor? Bir rahmet ilahi düşün. İnsanlar eksikliğini bilseler gene insanlar kafayı yer. Yani kendisini mükemmel bilmesi de acayip bir kaderin sırrıdır. O mevhum eli, emanet verileni. Evet mesela bilmiyorum dese bu adamlar ne yapar ya? Ha, onun için gaflet de, tövbe estağfurullah kimse duymasın ama, gaflet de günah yapabilmek, bunları bilmeyip de yaşayabilmenin biraz rahmeti yani. Gaflet de acayip de nimetsiz nimet. Siz günah yapamazsınız, yaparsınız ama zevk alamazsınız. Zevk alırsınız aramdan ama onlar gibi alamazsınız. Bitti o, hiç şansınız yok. Günah yaparsınız, zevk de alırsınız, asla onlar gibi yapamazsınız. Onlar gibi zevk alamazsın. Çünkü o vücut sırrı inkişaf etmiş sizde. Hasan abi, şimdi emanet verilmişim. O emaneti de ben teslim ettiğimde ortada kalan sadece aciz, fakir, noksan, kusuru kalıyor. Bu da bir cihetten de Adem dedik ya, yani vücudun zıttı olan biz ancak karşılığındaki Adem'iz yani karşı aynası olan Adem'imiz diyebiliriz. Evet. Bunun 11. sözde o hadisi kutsi var. Diyor ki ben alemlere sığmadım. Alemin içinde olana diyor bunu. Ama beni seven müminin kalbine sığdım. Bir daha söyleyeyim. Tesadüfen söylemedim. Alemin içindeki insana diyor ki ben aleme sığmadım.
senin sığdığın yere. Bak, senin sığdığın yere ve senden büyük olana sığmadım ama sana sığdım. Diyor ki, sen öyle bir şey var ki, vücutsuz vücut, mekansız mekan, kainat tam büyük ama büyük küçük olmayan. Yok varlık. Var olmayan varlık, yani yok varlık. Kainat Allah ne var? İlmi, irade, kudretiyle, sıfatlarıyla var, zatıyla insanda var. Zatıyla insanda nasıl olur? Ruh değildir. Ruh cihazdır diyor, hatırlarsınız. 27. sayfada sözlerde. Cihaz insanidir. Peki aç ve fark noksan kusurun deruh dedin kimdir? Nedir işte? Ama o da emanet. O da emanetse hacar. Yok işte. O cahil olduğumuz nokta işte, yani o zaman o da emanet. Peki inna kâne zâlûman cehûlâ, ama neydi? Velekat kenara beni Adem. Beni Adem böyle bir şey değildi. Peki ben ters anlıyorum dedim ya. Bu sıralara dizdiğim zaman emaneti niye almış? İnne kâne zâlim acar. Cahilliğini ve zalimliğini kaldırmak için almış. Abi aklıma bir soru geldi. Şimdi zat-ı vacibül vücudun daim ve teşahhus etmesi. Şu arada dedim vacibül vücud ta teşahhus etmesini unutmayın. Ene. Zat-ı vacibül vücut olursa işte sır. Yani zat-ı vacibül vücudun teşahhus etme, teayyum ve teşahhus etmesi kendisi vacip olduğundan teayyum ve teşahhus etmesiyle o mevcudat, o varlığı acaba vacibiyet derecesine mi çıkarıyor? Vaciplik mi kazandırıyor? Yok. Nasıl anlamalıyız orayı? Yok. Zaten teayyum teşahhus eden vacip. O zaman teayyum ve teşahhus ettiği ya da hakikatte yok ya da mutlak yok şimdi. Bak şimdi teayyum ve teşahhus dediğin zaman enedesin abi. Diğerini hiçbir şey bilmiyoruz. Eneye vacibiyet mi kazandırıyor? Hayır. Yok. Cahil zar işte. Ne diyor? Peki sana şöyle bir şey söyleyeyim. Herkese söylüyorum. Ama sen muhatabımsın. Bazı sırların var. Hanımına der misin? Demezsin. Çok çok özel sana ait değil mi? Onun hakkında bazı şeylerin var ama demezsin. Başka bilgilerini söylersin. Bazı bilgilerin var el merkeze. Sen kimseye demezsin. Sırf sen bilirsin. Biraz daha. Bazı bilgilerin var sen bile bilmezsin. Sende. Bazı bilgilerin var sen dersin. Hanımına demezsin. Bazı bilgiler var hanımına da söylersin. Bazı bilgiler var, yakınlarına söylersin. Bazı bilgiler, çene dersin, o kadar. Ama bazı bilgiler var ki kimseye demezsin, değil mi? Allah da diyor ki, bak ben Allah, bu sır saklama, sır mertebeleri dediğin demediklerin var ya, bende de var, ben size zaten bu sıfatı, bu özelliği donanımı ben verdim. Bazılarının ki, sen de dursun, bazılarının de, bazılarının deme. İşte dedin mi ama kafanı kırarım. Şunu dedi, bil ama bildir denmediği için Muhyiddin Arabi bildirmiş, tokat yemiş. Bil ama bildirme demiş, o bildirmiş. Şimdi Allah'ın da bir sırrı var, diyor ki herkesin bir sırrı var, benim de sırrım var. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Şimdi Allah sende nasıldır? Tanımlayamazsın sen, böyle ona sevgin, zevkin, şefkin. Allah'tan aldığın lezzeti mukaddese, Allah'a karşı böyle bir davran, Allah sana nasıl davranacağını sen bilirsin zaten. Öyle bilirsin, hissedersin şefkati mukaddesesini. Allah seni ne kadar sevdiğini bilirsin. Muhabbet işi çocuğuna, karına, kızına, oğluna, evladına, bebeğe değil. Muhabbet-i münezzeh. Muhabbet varlığadır. Münezzeh ise zatadır. Muhabbet-i münezzehisiyle bilirsin Allah'ın seni ne kadar sevdiğini. Tamam. Şefkat varlığadır. Şefkat mukaddesi ise zatadır. Mesela Allah şefkat olur mu? Allah Allah. Allah'tan utanma olur mu ya? Allah'tan utan derler ya. Her şeyi lezzetleniyorsun. Şundan bundan lezzet alıyorsun. Lezzetlerin kaynağı Allah, lezzetli olmaz mı ya? Çok lezzetlidir o. O nasıl bir şey bilmiyoruz. Yani şefkati bize vermiş, şefkat etti. Ona da ediyoruz işte böyle ya. Yani Allah ya. Yani neyse. Bunlar hep senin sırrın. Tanımlayamazsın.
Bu daha şeydeyiz. Şunat-ı zatiye ruhtayız. Bunu mu? İnsan benim sırrımdır. Allah'ın sırrını. Allah'ın sırrısın. Sırrın sırrı oluyor Allah. Allah'ın sırrı sensin. Allah nedir o zaman? Sırrın sırrıdır. Ama o bizim okuduğumuz o sır değil ha bu. Dimağdaki sır var, birinci sır. Kalpteki, vicdandaki ikinci sır. Bu o değil yani. Ve ruh neydi? Yokun varlığı. Ene nedir? Yok varlık. Yok da yok, vücuda şey. Bu ise ene değil, sırrın sırrı işte. Enenin. Ene zaten yoktu. Yokun yoku. Buradaki sıralamaya göre hani bil mana yazdığınız yerde ene olacak gibi yazdınız. Yani gelişe göre evet. Kalp, ruh, ene diye. Yani, ama şimdi onun enenin arkası şeklinde ifade ediyor. Tabii şu, aslında bu bizdeki, bu enedir aslında, tamam mı? Ene, yok. Yok ama artık istedim ki bu da çıksın. Yok, bunu gene bir şey diyoruz yani, adını koyduk. Ene. Yok. Ama yani var da yok gene. Ama yok yok. Fakat daha arkasından bahsetmek istedim. Şöyle diyeyim. Enaniyet, gurur, kibir diye anlaşılıyor değil mi lügatta? Oysa ruzlamedir, takvimdir, hulasadır. Peki nedir? Ene batındır, enaniyet zahirdir. Mülk ve melekut. Bu, yani ben buraya ene yazılması lazım. Bu enedir. Bu enedir. Emaneti şey yapan, ver ver bana diyen, bu enedir. Ama daha arkasını şey yapmak istedim. Yani şey de ifade etmiştiniz galiba o Gofur abinin şeyinde de eneyi alan da bir yer şey var. Evet. Eneyi alan da birisi de. Hani birisi demeyeyim de yani ama bir yer var, bir şey var. Bir şey var. Orası işte. Değil evet. Mi? Ha yani evet. Eneyi al. İstersen bunu sileyim. Buraya ene yazayım da buraya sırrın sırrı yazayım bunu. Yani orayı şöyle yazılabilir. O ne yazayım? Oraya eneyi alan yer. Ha öyle diyeyim. Tamam. Evet, siliyorum. Emaneti, tamam. Emaneti parantez içinde eneyi alan. Evet. Şimdi hamleden. Evet. Hamleden. Yani birisi de almış. Ha, öyle bu demiş. Ene, ha, emaneti. Ha, tamam öyle. Emaneti alan hamleden. Emaneti hamleden. Ene diyelim, ha ene hamlede veya ene. Ene silelim abi oradan böyle hamleden diyelim. Olsun. Ene hamleden ene olsun diyelim ene. O da doğru. O da doğru. Şimdi bir de bir de bir mana bunu da istiyordum ben sak. İç alemimde şey ettim artık diyordum bazı şeyler de var ama inşallah şeyi gelir diye bilmem buydu o bir tanesi bilmana şu insan niye bilmana tam aynı metin değil insan benim sırrımdır ben de insanın bir de bu var yani bu var değil Tobe eneyi alan ya size de bildirip bildir denmediyse işte o kadar denmiş demek bu kadar o zaman daha bu sefer şey yapmıyor öyle bir tokat yersin ki hani aramızdaki sırdı deyip Cenab-ı Hak şey yapmasın. Bir bu. Bu nasıl bir şey bilmiyoruz. Ama hepsi aynı kategoride. Ene de buradan çıkıyor. Yok varlık buradan çıkıyor. Veya kategorize aynı böyle de biliyoruz. Ama en iyi de ama ben oyum demiyor ya sana abi. Osman. Ha? Ben oyum demiyor ya sana abi. Yani bilmiyorum bunu diyor. Buna cahilim diyor yani. Tabii canım. Bak, ben yine demiyor. Şey de demiştiniz az önce abi, o cümleyi bir daha hani evet. Bir daha iyi anlaşılır. Vacib-ül vücut
eneyi zatın vacibül vücut bilinmiyor gibi. Yani zat evet. Vacibül vücuda bakan nokta ene demiştiniz. Evet. Onu yazayım. Bak şimdi. Buradan aşağıya hepsinin kemiği vacibül vücut ve o bittiği yerde ene başlıyor. Burası vacibül. Bunu şey yaparsan zat oluyor. Aslında bu manada var. Külliyata bazılar kardeş diyebilir. Abi ya vacibül vücut şuraya da diyor. Buraya hiçbir şey denmiyor. O doğru. Ama bu zat olduğu, mahiyet, yani zatın kaynağı olduğu için, mahiyeti zatiye, şunun adı zat, yani zatın kaynağı bu. Olsun diye, o zaman zatı buraya şey yaptık. Ama var ya külliyatta bu. Vacibül vücut, zat-ı vacibül vücut ayrıdır. Mahiyeti zatiye kastediyor veya onun, mesela üniversite diplomasına bahsediyor ama ortaokul diploması da var şimdi. Vacibül vücut deyince mahiyeti zatiye kastedilmiyor, şunattan aşağı kastediliyor. Yani kainat deyince arştan aşağıya, değil mi? Arş simasında, kainat simasında, insan simasında. Arştan aşağı. Ama şecere-i hilkat deyince burası. İstersen şunu da yazayım, istersen değil. Şunu yazmamız lazımdı zaten. Şöyle. Şöyle de bakılabilir mi abi? Tayin ve teşahhüs edilen yer enenin nur tarafı, hamileden yer mana tarafı. Evet, bunun için buna girdik arkadaşlar. Yani bir uzun bir ayrılıktan sonra bir egzersiz olsun diye. Bunu kasten seçtim, böyle başlayacağız diye. Daha derse başlamadık ve saatten sayılmıyor bu. Biz hiç arşist havayı konuşmuyoruz. Yok. Bu sayılmıyor mu Metkan? Olsun. Varın yoku. Siz yok varlıksınız. Allah vahidiyetiyle de görülür mü abi acaba? Yok. Sor. Sırrın, işte sırrın, işte mahiyet zahiye, ya zatiyeye bakma. İş oraya gider mi acaba? Orada artık ene de zaten yok oluyorsun, ene de yok. Yani mesela geri gideyim, çıkartayım mı ben? Gömleği çıkart, atleti çıkart, vücudu çıkart, hayatı çıkart. Akıl giydirilmiş ya. Bu elbise ya, ben işte tesadüfen söylemiyorum. Akıl giydirilmiş, çıkart. Çıkart. Ondan sonra ruh giydirilmiş, çıkart ya. İnsanın en değerli malı ruhudur diyormuş Hasan abi. Mal diyormuş ya. Mal diyor evet. İnsanın en değerli malı ruhudur. Ruhunu niye kirletti? Çıkar kardeşim. Kim kaldı? Kim? Şu bu manada ne demek? Çıkartılamaya. Artık arkasına geçilemeye. Benim gömleğim deyince arkasına geçtin. Benim atletim deyince arkasına geçtin. Benim ruhum deyince ruhun arkasına geçince arkasına geçilen her şey mahluktur. Geçilemeyen nedir? Benim ben diyemezsin. Allah Kur'an'da bunu da kullanıyor enesini. O da ene kullanıyor. En Allah, ben Allah'ım diyor. Ayet bu parçası. Musa Aleyhisselam sordu. Kullarını ya Rabbi seni soruyor. Kimsin? Rabbin kim? De ki diyor. Ben en Allah, ben Allah'ım de diyor. Ben Allah'ım ya Musa. Öyle söyle diyor. Yani arkasına geçilemeyen veya eneni tarif ediyorum başka. Artık bırakılamayan. Yani gömleği bıraktım. Atleti bıraktım, vücudu bıraktım, hayatı bıraktım, aklı bıraktım, tesadüfe saymıyorum bunu. Ruhu da bıraktım, bırakamayacağım bir şey. O ben, o benim, o enedir. Bu emaneti alan. Yani ene. Tamam mı? O alan ben olan ben, emaneti aldığı için ene olmuştur. Emanet ene. Ama artık herhalde vakti gelmiştir. Bunun da bir, artık insan benim sırrımdır, ben de insanın vacibül vücut da insan arasında artık şeyim yok diyor.
mesela. Fersat mı yok yani? Öyle. Belirleniş. Neyse o. Gelmişti gitti. Yok etti. Benden bana istemedi şimdi. O çok güzel. Tam ifade olacak. Benden bana ben gitmek diyor ya abi. Evet. Ene'den sırra mı gitti? Ne konuşursanız kim nerede ne yazıyorsa küllatta hep Ene'dir. Ondan arkası yoktur. Bu yok kabul edeyim o dersi. Yani bırakılamayan, arkasına geçilemeyen, terk edilemeyen yersiz yer Ene'dir. Emaneti alanda budur. Mülk tarafı enaniyettir. Takvimdir, rüznamedir, hulasadır, elmüzeştir vesaire. Çekirdektir, haritadır. Bu enaniyet. Bu Ene bu. Ama bu insanla benim aramda mabeyn yoktur denilen bu Ene'nin daha şey. Hamuru cehalet ve zalimlik midir? Hamuru değil ya. Bu makamda olan biri veya onun fark eden biri tasarruf etkisine sahip oluyor mu yani? Tasarruf etkisine sıfatını şey yapabilir mi abi? Evet. Onun kaderi değiştirme. Şöyle yapıyor, ölüyü diriltiyor. Allah'ın izniyle, Geylani ölüyü diriltti. Ondan sonra Allah Resulü parmağından su aktı. Kainata tasarruf etkisi oluyor. Yani gidiyorlar, gidip geliyorlar, miraç yapıyorlar. Burayı orada, orasıyla burası. Ben zannetmiyorum tefrik edebilsinler. Bazen de karıştırıyorlardır. Yani aynı şeyi yaşıyorlar. Dört mevsimi bir anda. Mesela insan nedir? Dört mevsimi yaşıyor. Yani dört mevsim nedir biliyor musunuz? Dört mevsim soğuk, sıcak, ilkbahar, sonbahar değil yani. Toprak, ateş, su, nur, hava. Dört mevsimi, dört haleti, toprak haleti, onu dört arş diyor latif nüktelerde. Toprak, hıfz ve hayat arşı diyor. Tamam? Mesela arştır arş, toprak. Tamam? Mesela toprağa hıfz, suya, toprağa hıfz, suya, hayat, hıfz değil, hayat. Ondan sonra ateş ise o şey geçiyor latif noktalarında. Bu dört mevsimde bunu kastediyorum. Dört latifiyi, dört unsur. Evvel ayız, ayız. Yani dördünü yaşıyor bu insan. Teklifi nerede yaptı? Cenab-ı Hak mı? Evet. Ene'ye yaptı abi. Sırrı hiç konuşmayacaksın. Sır yok, öyle bir şey yok. Mabeyn yoktur diyor. İnsanla benim aramda mabeyn yoktur. O artık bir sil. Böyle bir şey. Duydun bitti. Ne konuşacaksan bundan sonra gene Ene'desin. Ene'ye gel. Teklif Ene'ye yapıldı. O aldı. Sırla hiç alakası yok daha. Başka bir şey yok. Teklif olabilmesi için ihtiyar olması gerek. İhtiyarı çok aşağılarda. Üniversite diplomasına, lise diploması olduğu gibi ihtiyar iradenin içinde. İradeye yapıldı. İradeye mi yapıldı? İradeye yapıldı. İrade de Ene'deki Allah'ın subutu sıfatında ilim, irade, sem, basar, kelam, kudretteki iradeye yapıldı. Böyle mahluk değil irade. İrade mahluk değil abi. Vacip de değil. Ayna, güneş. Aynadaki güneşe 16. söz ne aynı ne gayr. Bil kıymeti, iradenin kıymeti, mahluk değil, verilmemiş, verilmiş. Mahluk, mahluk değil. Böyle bir şey. İrade, aynadaki güneş, Ene'deki Allah'ın subutu sıfat tayin edince, irade, o Allah'ın aynadaki, yani ayna ruh şey, aynası, ayna ruhtur. Ene'de ruh, demeyelim ama öyle bir şey. İrade, Ene'deki taayyun ve teşahhus etmiş irade. Mahluk mudur? Değildir. Vacip midir? Değildir. Ona teklif edilmiş. Bunlarla mı kaldıracağım? Ruh, kalp, diması, bu... Abi bunlarla kaldıramazsın. Kalka alama, kaldıramadı diyor. Abi ruhla kaldıramazsın emaneti. Allah'lık hakikatını. Emanet, Allah'lık hakikatı demek.
Bunlarla öğrenecek miyim? Bunlarla kalkmayacağını söylüyor zaten. Kalp, ruh, yani gök, zemin, dağ. Yani diyor ki akılla, kalple, ruhla Allah'lığı taşıyamazsın. Ruh zaten mahluk, cihaz. Akıl, cihaz. Kalp, harita. Bunlarla Allah'lık kaldırılamaz. Allah'lık vacip. Vacibül vücut da değil. Zat-ı vacibül vücut. Hele silelim bunu zat-ı başı. Olmaz, kalkmaz, muhatab-ı ilahi olamazsın. Akılla kalple nakıs olur. Zaten abi bu şeyle maliyet neye verildi diye sorulmaz mı abi? Neye verildiği sorulduğu anda hala sen buradasın. Veren yok ki. Veren yok alan bir şey yok ya. Veren bir şey yok. Değil bunlar. Ha bu mu? Evet, bunlar neye takıldı bize? Dedi ki emeği oluştursun. Allah'tan varlıksız varlık. Varlıklar varlıksızlığı oluştursun. Şimdi bunları ortadan kaldırırsan ene de yok da. Onu dedim ya, bunlarla onu mu öğreneceğim diyormuş. Ha, bunlarla öğreneceksin ama kaldıramaz yani. Kaldırmayı da. Buna teklif edilememiş zaten. Bunlarla öğreneceksin. Şu anda öğrenmiyor muyuz? İşte onu diyorum. Ha, tabii akıllı öğreniyoruz. Ha. Öğrenmek başka bir şey. Ama tahammül edemez abi. Mesela diyelim ki ben yük taşıyorum, tahammül ederim. Abi bir ton koyarsan edemem yani. Ben bilirim ton ne kadar olduğunu, tartarım. Cihaz tartmadır. Kantar tartıyor mu abi? Tartıyor. Araba kaldırır mı bir ton? Kaldırır. Ben niye kaldıramıyorum? Ben yaptım arabayı. Ha, ene benim, araba enedir. Tamam mı? Çünkü arabayı ben yaptım, benim yaptığım tonu kaldırıyor da ben yaptım. Ben niye kaldıramıyorum? Sen başka bir şeysin. Bunlarla bileceksin. Tamam. Ama o tahammül ettiği, bunun arkası diyor. Yani bunun arkası. Abi gel de bunları duymadan, bunlarla meşgul olmadan bu sistemi, bu değerleri çöplükte alacağım. Çöplük bir şey olabilir mi? Aslında ayna dedi de. Yani ben ayna olsam, kendime baksam her şeyi gösteriyorum. Ya ben neyim? Sonra ayna kendisini hiç göstermiş, duydunuz mu? Sonra karşımda bir zat durdu. Ben oyum desem, hani ben de çünkü o gözüküyor, ben oyum desem, o değilim. Ayna çok güzel. Ayna, çok güzel. Hiç ayna gösteriyor mu kendisini? Kendisini gösterse karşıyı gösteremez. Yutar çünkü. Kendisini göstermeyen tek belki varlık aynadır. Aynanın hiçbir şeysi yok. Aynayı da aslında şey düşünmek lazım abi, yani şu bizim duvardaki aynadan ziyade şeffaf ayna var ya şeyde. Cam mı? Cam. Camın hani biz arkasına sır diyoruz da mesela arkası karanlık olduğunda zifir karanlıkta gene ayna oluyor. Kendini görüyorsun. Yani mesela dışarı sokak karanlık olsun. Zifir karanlık. Ben olursa şu cam ayna. Cam adam olursa. Ha, pencere yani, camına ha, bakın öbür, kendiniz gözüküyor. O arkasına sürülmüş sır bana şey arkası, yapıyor. Sürülmek değil. Adam olursa arkası. Karanlık yani yokluk olduğunda hadi o ayna olursa şey başlıyor. Hemen evet, yansıtıyor. Boya atına değil şu. Çünkü güneş vurduğu zaman giriyor. Yani ama karanlık şey, da giriyor biliyor musun? Kendin mesela çok gece mesela köyde falan karanlıksa aynı şey cama baktığında kendini görürsün. Çünkü arkası zifir karanlık. Evet. Hiçbir ışık olmadığında gösteriyor. O zaman ayna sen misin? Nesin ya işte o sen değilsin ki Adem sen değilsin. Adem desen ben öyle. Adem'im desen değilsin, ben ötekiyim desen tövbe aşağı. Orada da bir şeyiz işte. Hasan abi şeyde peki o sıralamada Mehmet abi dediği gibi emanet verildikten sonra mı teklif verildi yoksa emanetle teklif aynı şey mi, aynı anda mı oldu? Şimdi öncelik sonralık değer esmasına bakıyor. Esmasız olduğu için öncesi sonrası yok. Ya da kavram olarak aynı şey mi öyle diyelim, önce değil, sonra demeyelim. Emanette ene aynı değil, hayır. Yok, emanetle teklif aynı şey mi? Hayır, emanet ayrı bir şeydir. Teklif ayrı bir şeydir. Ya, mantıken şöyle, emaneti almışsa, aldım ben, artık sana teklif edebilirim ben bu işi gibi geliyor bana. O zaman teklif yapmış. Zaten verirken söylemiş oluyor, söylerken vermiş oluyor. Aynı şey. Aynı şey. Yani mesela şöyle diyor. Diyor ki, ey Sema, suyunu kes. Derken oluyor. Olurken söylüyor. Nereden biliyoruz bunu? Latif Nektel'e diyor ki ilim aynı kudrettir, kudret aynı ilimdir. Ya illa ki o açıdan cevaplamıyor. Yok ama o zaman şöyle yapalım. O, evet, tabii yani. Yani tek ilk önce
teklif ediliyor. Teklif edilmeden bir şey verilmez. Sen bana bir şey verirsin. Uzat onu bana. Diyorsun ki ne tam nedir de ne? Kim alır böyle? Hem de çocuk alır. Bana nedir, nedir, neyse niye uzattın demeyen ya hayvandır ya çocuktur. Ama insan hayırdır ne bu? Niye veriyorsun? Kimsin? Demez mi? Teklifle emanet aynı şey, aynı anda olmuştur. Oldu ama aynı şey değiller. Aynı şey de değil. Değiller. Tövbe teklif. Yani al bunu. Bir de kalemle al bunu. Al bunu var bir de kalem var. Aynı şey. Yani şöyle olabilir mi? Mülk melekut gibi emanet ene desek teklif de rızname, takvim onları anlaması. Teklif aldıktan, şey yapıldıktan sonra sistem kurulduktan sonra tecrübe ve imtihan diyor 29 sözde. Ondan sonra yapılıyor. Yani bizde ters çalışıyor. İlk önce teklif ediliyor, sonra veriliyor ya. Orada öyle değil. Veriliyor, teklif ediliyor. Nereden alıyoruz? 29 sözde diyor ki bu dar tecrübe ve imtihana gelenler, tamam mı? İstidat ve kabiliyetin neşinema şahı için teklif edilmiş. Teklif edilebilmesi için bak bu Kur'an Muran, Kur'an sonra teklif ediliyor. Ona uygun olmalı. Yani istidattan bir kuvveden bir fiile çıkartmak diyor ya. Remiz dinci bir nokta. Yani mesela bu ters çalıştığına bir örnek vereyim 11. sözde. Biz dünyada ilk önce anne karnında çocuk inşaat olur, inşaat. İnşa, sonra ihya gelir, hayat, sonra ruh gelir. İlk önce bina olur, içinde insan oturur, sonra ruh. Diyor ki ahirette, yani bu dünyada ilk önce inşa, sonra ihya, tamam şey, inşa, ihya, hayat, sonra ruh veriliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, Rahul maddede, anne karnında çocuğa 4. ayda ruh geliyor. İlk önce inşaat yapılıyor, sonra hayat başlıyor, sonra ruh. Tamam. Şimdi ahireti neresi biliyor musun? Ahiret. Sözlerde diyor ya, ilk önce ruhların gelmesi var diyor. Sonra diyor, ruhların gelmesinden sonra ihyası var diyor. Sonra inşası var diyor. Ters. Hatırladınız değil mi? Evet. Ters. Yani mesela ahirette başka bir tersi söyleyeyim. Dünyada her şey aşağıdan yukarıya büyür. Kök aşağıdadır. Ahiretteki ağaçların kökleri yukarıdadır. Dalları böyledir cennette. Yani cennetteki ağaçların kökleri Sidret-i Muntaha'dadır. Kökler oradadır. Ağaçlar böyle insanları kaplayacak. Yani aşağıdan yukarı büyüme değil, yukarıdan aşağı büyümedir. Yani böyle olmuş adeta şu. Şu, şöyle. Çünkü biz tersteyiz ya. Yani. Düz ihtiyarından vazgeçtim dediği ne? İrade. O kendisine nerededir? Kendine nereye vardı o? Ben ihtiyarımda vazgeçtiği anda diğer zatın makamı vicdaniyatın içinde şeydedir. Enes'inde varmış. Enes'inde. Tabii o Enes'inde. Miracını bitirmiş. Tabii miracını bitirmiş. İhtiyarımda vazgeçme ne demek ya? Miraç, Miraç'ıdır. Miraç'ın adı da. Nasıl dersin ya? Düşünebiliyor musun? İhtiyarında hayal edebiliyor musun? Hayal et. Senin hayal edemediğin adam var mı? Hayal etsene ihtiyarında vazgeç. İrade, ihtiyar vazgeçmek ne demek? Böyle de değil. Böyle böyle. Şimdi sen benim hayal edemediğimiz birileri yaşamış. Kalkıyorsun. Kalkıyorum. Buna dil uzatıyor. Mevlana'nın amcası ne olur? Dil uzatmış Mevlana'ya da. Dili yamulmuş. Sonra ister istemez işte çare bulamamış. Gelmiş dua et efendim demiş. Hiçbir şey dememiş. Bak böyle olur işte adamın aleyhine bulunursan. Ağzın burnu yamul dememiş. Demiş. Demiş ki kardeşim demiş. Biz demiş saray âli. Âli bir sarayın kapısında bir köpeğiyiz demiş. Sen sarayı ailenin kapısındaki köpeğe bir laf dersen sarayın padişahına dokunur. Onun için köpeğine de bir şey deme sarayın hatırı için. Bu sefer padişaha dokunursa bak böyle. Şimdi bu yamulur sonra kalbin yamulur. Derse başlıyoruz.
sohbetin için böyle iyiydik ya. Yok. Ders durumu hiç iyi değil. Bak sen hale. Verelim. Peki verelim. Tamam. Ne arası şey? Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin. Salavat. İyi misiniz? Elhamdülillah. İyiyiz. 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 Bilmiyoruz. Değiliz. Hepsi de çıktı. Ne olduğumuzu bilmiyoruz abi işte. Elhamdülillah. Şimdi bugünkü o bir iki aylık şey, ısınma buysa, şimdi şey yapmaya çalışıyorum gayemizi, bir daha söyleyeyim. Tahayyül, hayal, tasavvur, taakul ve akıl. Üç tane şeyimiz var. Tahayyül bitmedi, tasavvur bitmedi, taakul zaten bugün dersimiz. Galiba hayal mi bitti, tahayyül mü bitti? Bir tanesi bitti. Hayal bitti. Tahayyül var. Tahayyül var. Peki niçin taakkule atlıyorsun? Taakkule atlayıp, taakkul demek aklın eylemsel hali. Akıl aletinin eylemsel hali, bizdeki karşılığı taakkul. Hayal, alemi misalin, alemi şehadete giydirdiği libasın bizdeki aktif hali tahayyül. Ve lisan-ı diğerle mekan anlayışımız oluşturuyor. Şimdi niye taakkule atladım veya akla atladım? Şimdi hayat tahayyülü bitirsek, tasavvura geçsek, ya Allah Allah, bir de geri dönüp de bu tasavvur bilgisiyle tahayyülü bir de okuyalım. Veya tahayyül tasavvur bitirdik, taakkul okunca mutlaka bakışımız değişeceğinden, bakışımız baktığımız yer değişeceğinden şey değişmez, mana değişmez de bakış açımız değişeceğinden, ya şu taakkulü bitirdikten sonra bir de tahayyüle bu gözle bakalım denmemek için sıçraya sıçraya yapıyor. Bazen tahayyül, bazen tasavvur, bazen taakkul. Şimdi taakkulun üçüncü dersiydi. İşte ama birinci bir ders yaptık. Bu taakkul denince neresi var bilmiyorum. Taakkulle alakası da yoktu galiba. Ben hemen bir şey söylemek istiyorum. Evet. İlk derste yoktum, var olduğumu herkes fark etsin diye konuşuyorum. Şimdi bunları konuşunca bir anda hatırladım Hasan abi. Bu gece, yani gece 3-3.30 gibiydi herhalde eve ulaştığımda. Ne kadar uyuduğumu da bilmiyorum ama şunu gördüm artık, şu anda çok iyi hatırladım. Ben çok mutlu oluyorum, sanki birileri bana müjdelemiş. Ben de sizinle bunu paylaşıyorum. Diyorum ki Hasan abi, şu kadar dimağ dersinde taakkule girmemiş olmamızın sebebi şu ki diyorum, bütün bu zamana kadarki yaptıklarımızın tamamı taakkul diye böyle bir diyalog geçiyor aramızda Hasan abi. Değil mi? Akşam. Evet evet. Yani dün gece 3.30'da. Evet. Sanki bütün o dima derslerimizin şu bir saatlik derste biraz zikredilen bir şey sanki onu anlatmak içindi. Yani öyle. Evet. Yani hulasa edersek inna o kâne zâlimen cehûlâ, cahillik sokak tabiriyle bilgisizlik anlamında değil, ta kendisi bilginin kendisidir. Çünkü alan biliyor ne aldığını. İmam-ı Gazali'ye göre ilim bilmiyorumdan başlıyor, bilinmeyenden başlar. İnsan cahilliğini ilmi artma nispetinde der. İlimsiz cahillik cehl-i mürekkeptir. Onlara şey diyor ustad. Mezar-ı muttalip bedbahlar yaşamamış. Onlar cahil değiller, yaşamamış. Cahil değiller. Cahil olabilmesi için yaşaması lazım. Bunlara mezar-ı muttalip diyor. Onun için bir insan cehaletini biliyorsa yatsın, kalksın da öpsün, şükretsin. Yani bilmediğini bilen hangi bir bilgidir? Bir daha, bilmediğini bilen bir bilgi var. O bilgiyi size söyleyeyim. Bunu yapayım, çiçek kabul edin.
Bunun çiçek ama. Çiçeğe bakıyor insanoğlu, ilim elde ediyor. Bu kendisinin ilmi buna bağlı. Buradan elde edilen ilimle bu yokken bunu ortaya çıkaran ilimle hiç alakası yok. Yani çiçekten alınan ilim ile bendeki ilmin kaynağı budur. Bunu ortadan kaldırırsanız bendeki ilim de yok olur. Ama bu yok iken, yok varlık iken bunu ortaya çıkaran ilim ile bunu ortaya çıktıktan sonra elde edilen ilmi kesbi ilim olduğu için bu ilme benzemiyor. İşte bunu bilmek, bunu bilmek ilimdir. Bu ilimle diyoruz ki bunu meydana gelmeden önceki şu ilmi bilmiyorum. Onun şuuru nispetinin onun adı cehalettir. Bu ilmin arkasıdır. Bildiğin kadar cahilsin. Cahilliğin kadar, cahilliğin şuuru kadar alimsin. Sokaktaki tabir değil. İnne okânes alemâce. Sokaktaki tabi, ustadın söylediği, değil bir ilim sahibi değil, yaşadığının farkında değil. Yaratılışının farkında değil. Öyle varlığının farkında değil. Ne cehaletinden bahsediyorsun? Buna cehli mürekkep leçeldir diyor. İlim ise, cehalet ise, değil mi Osman? Bilmiyor. Maşallah, bilmediğini biliyor. Bak ilme bak. Maşallah. Yani ne diyoruz? Adam biliyor. Yani neyi biliyor? Bilmediğini biliyor. Helal olsun ya. Adam hududunda kaldı. Aferin ya. Bilmiyor. Budur. Budur. Bilmiyor. La idri demiş İmam Hasan 30 defa. Bilmiyorum de. Diyecek kadar, denilecek kadar, diyen bir ruh kadar alim bir ruh nerede var? Tamam. Cehaletimiz, yani yükseldikçe alçalıyoruz. Bilmiyoruz. Neyi bilmiyoruz? Nasıl bilmediğini biliyorsun? O da bir ilim. Bilmediğini biliyorsun. İlimdir ama bilinen ilim değil. İlmin arkasındaki ilim. Bildiğinle bilmediklerine varıyorsun. Bildiklerinle varlığa varıyorsun, bilmediklerinle varlığın arkasına geçiyorsun. Şimdi geçeceğim şeye. Abi, heyecanlandım. Siz yokken burada boş. Çünkü hakikaten bilmeden bir şeylere ulaşmaya çalıştık. Bir şeyler çıktı, çıkıyor. Ali'ye anlattım, biraz anlatmaya çalıştım. Harun'a biraz anlatmaya çalıştım. Tamam, bu mevzuyla alakalıysa şey yapayım. Çok parça abi, çok şu. Yani şunu söylemek istiyorum abi. Yani benim resim çizme özelliğim çok yok ama mesela şöyle bir şey çizsek sana bir. Şöyle yapayım dur. Gafur abi bunu dersten önce sattık, haberin olsun. Sattınız mı? Bahsetti sadece. Bahsettiniz mi? Mesela misal, şöyle çizdik ya sana bir. Evet, göz koy ki insan olsun. Yok, göz koymayacağım abi. O göz koyarsan çok belirli. Belirli değil. Bu biz o giydirilecek sonra da. Misalen sana bir şunu dedim. Hep diyorum ki şunu çiziyorum, bu nedir? Bu nedir? Laz'a benziyor. Laz'a benziyor, burnuzun falan filan misal değil mi? Ben cahilim, ben Hasan abi bunu göstermiyorum. Ben bunun dışındakileri size gösteriyorum. Geride kalan bu. Yani bu bunlar olmazsa bu yok. Cahil olmazsan bilgi yok, öyle bir şey yok abi. Evet. Yani bunun olması... İlmin zemini cehalettir. Vücudun zemini Adem gibi. Cehaletiniz yoksa ilim nereye nakş olacak? Ve Allah aşkına düşünün, konumuz bu değil. Şimdi, Adem'e ne diyor? Vücud-i ilmiye perde olmuş unvandır. İlim nerede ifade edildi? Adem'de. Vücut yoklukta, ilim cehalette. Yani cehalet nedir? İlmin ifade edildiği zeminsiz zemin. Yani ilmin ademidir. İlim ilim cehaletsiz abi. Olmaz. Şimdi nedir? Mesela diyoruz ki beyaz. Beyaz sonuç olduğu için bu
hulasa bir kelime. Aslında içini dolduruyorum, altını tamamlayayım. Beyaza ne diyor? Siyah olmayan beyaz. Doğrusu bu. Bir daha. Siyah olmayan, onun karşıtı ve zıttı olan beyaz. Doğru mu? Beyaz nedir? Siyah değil. Ha, beyaz denebilmesi için siyah bilgisi lazım. Ki onu bileceksin ki beyaz diyebilesin. Hani ilim ise cehaletle bir olur. Ondan kâne, innehu kâne zalûman cehûlâ. Zalim neydi? Zalim, şakan, hak hukukları ortadan kaldıran, zalim, mafya, imamde adam vurup kıran, hukukları paymal. Enfuste zalim ne demek? Esmaların hiç hakkı hayatı vermiyor. Bu budur, bu da bunu ifade. Birbirine girmiş. Esmalar birbirine hani zine yapıyor, şey yapıyor. Falan. Bu da esma. Yani ama sistemi olsa nikahlı olur. Sistemi olsa bunu mesela daha bomba patlatır, yolda taş alayım diye. Ama şehirde patlatırsın. Zalim olursun. Yani zalimlik öyle vurup kırmak değil, esmanın dengesizdi. Birbirine mesela 23. sözde saraydaki oturanlar kapıda çıkmışlar. Hiç kimse vazifesini yapmıyor. Orada bir köpek var. Saray yöneticisi darma dışarıda. Kadınlar çocuklarla oynuyor. Yani bunları da söylüyoruz. 32. sözün esmanın bu noktadan bir de bakın bu dersetten çıktıktan sonra. Yani bir hasna var, bir güzel kadın var, bir de bir çiçek var. Orada esma nasıl tecelli ediyor? Yani bir şeyin zalim olabilmesi için varlık, legolar, malzemeler gerekiyor. Yani peki bu nedir? Bu buna zalim. Bunun hükmünü ortadan kaldıran, bunun hükmünü devre dışı yapan, anlıyor musun? Elime bakıyor musunuz? Bu buna nasıl zalim olur? Bunun hükmünü devre dışı yapıyor. Bu yok değil, yok varlık değil. Ya kayıtlıyor bunu, ya eziyor, ya devre dışı yapıyor. Yani esmalar bizdeki hükümleri yerli yerinde olmadığı zaman, birbirini cerhedip kapattığı zaman bu insana zalim denilir. Yoksa zalim başkasına, kafasına vuran, yoksa Allah'a, bilmem Allah'a zalimlik yapamaz. Kime şey, cahildir? Kendine cahildir, kendine zalimdir. Tamam. İlim yapıyoruz. İlim yapıyor. Nereye koyacaksın ilmini? Bir bana yersiz yer gösterir misin Osman? İlmi nereye koyacaksın abi? Bir yersiz yer olacak değil mi? Onun adı cehalettir. Varlık nerede ifade edecek abi? Varlık yok. Yersiz yer. Adem. Adaleti nereye koyacaksın abi? Zalimliğe koyacaksın. Adalet neydi? Ad. Bakın 30. söze. Ad kelimesine bakın. Ad kelimesine bakın. Ne diyor? Bir saray varmış. Zalime bakın. Bir saray varmış, tamam mı abi? Sarayın içinde bir memleket varmış. Sarayın içinde memleket var. Şehir mi abi? Sonra şehir var. Sarayın içinde şehir, şehrin içinde memleket gibi sanki. Ha, ters söyledim ben. Bir saray var. Sarayın içinde şehir var, şehrin içinde memleket var. Saray nerede? Ahirette ilk önce ruhların gelmesi var, sonra ihyası var, sonra inşası var. Ters söylüyor. Bina olur, hayat olur, sonra ruh olur. Ters. Her şey, ağacın kökü aşağıdadır, böyle büyür. Cennette kök yukarıda, aşağıda. Yani bizi yetiştiriyor. Burası değil. Sen değilsin. Tamam, hadi başlıyoruz. Cahilliğine Hasan abi. Hasan abi çok susma. Cahilliğini kaldırırsanız... Susmaktan öldüm Allah aşkına Hasan abi. Hasan abi iki aydır susuyorum. Hasan abi, cehalet... Mesela bir çekirdeğin içinde ben elmayı, yaprağı, gövdeyi göremediğim gibi cehaletin içinde de ilmi göremiyorum. Aslında cehaletin içinde ilim. Yani tekvin, ilim tekvinden çıkartıyor diyoruz ya Hasan abi. Tekvin de olmayanı çıkartmıyor Hasan abi. Tekvinin içinde bunların hepsi var zaten. Var. Yani cehaletin içinde, yani insanda bunların hepsi zaten var. Yani bakın arkadaşlar, ilmin olmadığına
cehalet diyoruz da mekansız mekan değil mi ya? Bir şeydir de o da. Bir şey değil midir? Cahilim, ha bir şeyim, alim değil. Nesin? Hani ilim nasıl ki vücudidir, cahillik de ademidir. Şimdi, hadi bakalım, taakkul şey olsun, tahayyülümüze, tasavvurumuza üst baktan, yani üçünü beraber götüreceğiz. Yani bırakıp ötekisine değil, anlattığım sebepten dolayı. Böyle karma yapmak için. Sayfa 25. defterin 272 var mı sizde? O zaman çek abi, hemen çeker misin? Gel abi. 272. Taakkul çekmedin abi. Abi şunları çek abi. Şuraya bir çek abi. Size daha merak etmeyin, bu Bülent keser şey değil. Rahat olun. Size dağıtılacak. Bu noktada şimdi size gelmesi için bu resim, internetinizi açın, telefonunuzu açın. Neden şu iki derse de ben çatamadım abi? Şuraya, şuraya. Gel, bitirdin mi? Yok, çoktu. Ne de bunlar şey yaptı? İyi ki yoktun. Yakar mı otur? Biliyorum senin de. Şu derste bitmezdi ve bitmezdi değil de. Bizi bitirirdi. Başka yani şey dengeler bozulurdu. Seni dengeler altı salıyor. Şu anda cahil olman büyük kıymettir. Tamam. Sonra 220'yi çek abim. Biraz geldim. Tamam. 220 size okuyacağım yer. Arkayla beraber. Şuraya, şuraya. Herhalde bugün bunları yapsak yeter. Eğer yetmezse... Bunlar zor abi, bunlara girdik. Bir de şey, 28'i 19'u çek. Bir de şu. 28'in 19'unu çek, tamam. Buraya çık abi. Şu altından alın abi, çalışırız. Tek sayfa mı? Tamam. Tek, tamam. Gönder ve hadi muhatap olun. Gelmiş. Muhittin abi mi? Her şey o diyen Muhittin abi miydi abi? Evet. Şimdi gönderince bana hemen söyle, ben şey yapayım. Hepimizin bildiği bir yer olacak. Tamam mıyız? Ben okuyorum. Siz size geliyor internette o sayfalar. Açın. Sayfa 25. defterin 220. Sözler 109. Gelsin de ya. Gelsin de bekleyin. Deli bir heyecan var abi. Deli hocam nefes alamıyorum. Onun için rahat ol. Çünkü iyi ki yoktun onda. Senin o bak kalplere bak, ruhlara bak. Sen bunlar şey yapmadan önce o denmiş burada. Yani şöyle denmiş. Küfür olmayan iman. İmanın var demek. Küfrümü ortadan kaldırdığım için imanım var. Yani ben kimim? Bunların dışında olanım. Benim. Ben diyebilmen için bunları bilmen lazım. Sen o zaman onları düşünmüşsen, bunlar, bak burada senin kardeşlerin, bunlar konuşuyorlar. Bir de sana şöyle söyleyeyim, müjde. Bu bina olarak, o daire olarak düşünme, herkes bilmez burayı. Ve bu mevzuları da herkes şey yapmaz, Allah herkese nasip etmez. Şimdi diyor, bodrumlarda mırıldandığınız, konuştuğunuzu diyor İsa Aleyhisselam, öyle bir zaman gelecek ki balkonlardan ve çatılardan aleme haykıracaksınız diyor. Tam bu manada ayet var, bakın şey, İncil'de. Şimdi bu durumlarda gizli böyle mırıldandığınız, hususi konuştuğunuz
hususi konuştuğumuz şeyleri... Yazmıştım. Evet. Karanlık söylemekte çekindiğiniz hakikat bir gün aydınlıkta işitilecek ve gizli mekanlarda yaşadığınız bir inancı çatılardan haykıracaksınız ve herkes buna inanacak. Evet. Ve o zaman siz de dünyada olmayacaksınız. Siz dünyada olmayacaksınız. Bu derste olanlar olmayacak. Ama hakikatiniz yaşayacağı için ölmeyeceksiniz. Tebdili mekan, tahvili ucu, tehris olacaksınız. Karanlıklarda, değil mi? Yani söylemekten çekindiğiniz hakikat. Karanlıklarda söylediğiniz çekindiğiniz... Söylemekten çekindiğiniz hakikat. Bir gün aydınlıkta... Hakikat ya. İşitilecek. Ve gizli mekanlarda yaşadığınız bir inancı bir gün çatılardan haykıracaksınız. Kaç tane havalini vardı biliyor musunuz? 12. Kaç kişi? 2-3-4. Bize gelmez. 109. Geldim abiler. Gece işte de bir. Niye? Ben şey yapayım. Bilhassa Risalet-i Muhammediye ve Vahiy Kur'an'ı. Risalet. Bak, Risalet, yani Muhammed'e verilen Risalet. Bir de Muhammed'e verilen Vahiy Kur'an'ı. Vahiy iş yapar mısınız? Vahiy nereden aşağıydı? Lef-i Mahfuz'dan aşağı. Bakın, vahiy Lef-i Mahfuz'dan peygambere inme serüvenidir. Allah'ın sübutu sıfattan Lef-i Mahfuz'a Kur'an'ın inmesine vahiy denmiyor. Kur'an'ın inzali var. Kur'an'ı Allah'ın kelam sıfatından Lef-i Mahfuz'a inzal edilmiş. Lef-i Mahfuz'dan peygambere vahiy edilmiş. Bir kere de geldi. Bütün olarak geldi. Ayet ayet indi. Hadi oraya indir değil mi? Tamam. Anladık mı? Ha, dolayısıyla bu vahiy ile donatılmış bir ruhun, âli bir ruhun veya süfli ruhun hakikat içeriklerini tekrar Lef-i Mahfuz'a gidiyor. Orada Allah ilim, irade, kudretle içini değiştirerek bazen beşer kelamı gibi gözüken bir şeyi Allah burada söylettirmiş. Peygamber'e veya şeytana söylettirmiş. Mesela beni sen azdırdın diye Kur'an'da ayettir. Onun ilim, iradesi, kudretini içini değiştirerek Lef-i Mahfuz'a oradan da vahiy inzarla boyuyor. Kelam sıfatıyla içini değiştirerek ayet oluyor. Beşeri kelam. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın sözü ayet olarak bize geliyor. Adem Aleyhisselam'ın sözü ayet geliyor. Şeytanın sözü ayet olarak Allah Kur'an'da koyuyor. Namazda okusak namazımız oluyor. Onu okusak o ayet olduğu için şeytanı kaçırıyor. Şeytan demez ki o da benim sözüm. İçerisi senin değil. Neye benziyor? Bedene, ben derken bedeni kastediyorsan ama beden değilsin. En olduk ki. Tamam mı? Farklı. Vay. Şey attım abi. Açın. 220. Efendim. Açın. Açtınızsa, bir kişi açarsa yeter bana. Bir Risalet-i Muhammediye var. Ve Vahiy Kur'an'ı var. Niye kalktım? Vahiy Kur'an'ı deyince pergelinizi buraya koyar mısınız? Vahiy Kur'an'ı, Kur'an'ı. Muhammed'e verilen Risalet. Kaçıncı sayfadayız? 220. 220. Buldunuz mu? Sözler 109. He. İkisinin cemine hayatın ruhu ve aklıymış. Hayatımız var. Ne Risalet-i Muhammediye ile Vahiy Kur'an'ı hayatın ruhu ve aklı. Yani
Bak nerede ne çıkıyor. Risalet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatın ruhu, vahiy Kur'an'ı, hayatın aklidir. Gördünüz değil mi onu? Yazmaya yok. Bunu şey yapmıştık, bir ders yapmıştık, bir iki ders yaptık ya bunu. Yaptık mı? Bu işte falan, yani iki ders yaptık burayı, bu kısmı. Yaptıksa o zaman... Vahiy Kur'an'ı'nın şeyini yapmıştık dersini. He. Hatta şey var, ben de özetinden hemen atabilirim. Ha, o zaman ben burayı işaretlemedim. Acaba o zaman hemen geçelim. Şey olarak yani biz nerede yaptık bunu, niye diye yaptık. Tiba kaçtaydı? Tamam ya. Şeyde var. Hemen durup bakayım. O zaman ben hemen onu işaretleyeyim de bir daha yapılmasın. He? Yani eğer bir daha isterseniz şey yapalım. Hayır, bir daha isterseniz yok. O şey tamam. Yapalım, akılla bağlantı. Varsa yeniden alalım. Yok yok. Tamam. Bu çok önemli ya. Tamam. Ben söyleyeyim şimdi ne zaman ya. Tamam, o makam farklı, bu makam farklı. Takul makamında bunu incelemek farklı. O zaman ben hızlı bir okuyayım. Cuma 25'te yapmış. Kainatın ruhu, hayatın aklı, şuuru, nefsi diye. Tamam. O zaman yapmıştık. Tamam. Hızlı okudum falan, hatta birkaç şeyler yapmıştı. Tamam. O zaman hiç buna şey yapmadan ötekilere geçeyim. Tamam mı? O zaman buraları geçiyorum, şu defterden de 19'u da geçiyorum, tamam. İstersen oradaki sonuç şeyini okuyayım mı? He. Arzu edersiniz. Ok. Geçen bir mevzu oldu, ben oraya çekmiştim derste. Hayat-ı kainatın bir hayatı var, bir de ruhu var. En başta demişti ki, ruh hayatın halis ve safi bir cevheri, sabit ve müstakil bir zatıydı. O zaman yukarıdaki şekle göre ruh hayatın neyi ise, Vahiy Kur'an'ı da maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye'nin osudur. Yani halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil bir zatıdır. Aynı kanuniyeti şuur-u kainat içinde uyguladığımızda şuur-u kainatın bir şuur var, bir de aklı var. Şuur, akıl arasındaki ilişkiyi en başta söylemiştik. Üstad onları sayıyordu. Akıl ve şuur, akıl, şuur ve histen süzülmüş şuurun bir hülasasıdır. O zaman yukarıdaki şekle göre akıl bunun neyi ise Vahiy Kur'an'ı da Risalet-i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam osudur. Çok güzel. Tamam. Diye Vahiy Kur'an'ın bir çıkmıştı o zaman. Tamam. Şimdi o zaman yazılmış abi. Bu yazılmış. Şey bunu değiştiriyoruz. Şimdi 14. sayfayı açın. Ne? 14. Size gönderilenlerin için 14. Buldunuz mu? Lemalar 178. 18-19. Üstteki sayfa numarası ne abi? 14. 14 demediniz abi. 18. Ha, o zaman bir daha şey yapar mısın? Onu hemen çekeyim. Bir daha o zaman. 19 dediniz. Tamam. 14. Şurası. Ha, çünkü bunu yapacaktık. Bu yeter diyordu diyecektim. 14, 16, 16, 18'i çekeceğiz. Kaç bu? 16. 16, 17 çek. Bir de 18'i çek. 18 var. Arka arkaya çek. Tamam. Şimdi 18, bir de 30. Ondan sonra bugün şey yaparız. 2 ay sonra olduğu için fazla 2-3 saat, 3 saat yapmayız da 4-5 saat yaparız bugün. 8 saat. Şimdi 14'ü açtık mı abi? Lemalar 178, lemalar 186. Bulduk mu? Bir bakar mısınız? Hemen gidiyor abi, evet. Geldiyse ben başlıyorum. Evet, Lemalar 178. Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur. Evet, abi. Yani cümleyi aldım ortadan. Şimdi başlıyoruz. Aklın dört yol olması. Bak. Aklın bu dört yoldan başka yol yoktur aklen.
aklen dört yol olması ne demek? Evvel, ahir, batın, zahirisi yönleriyle çalışıyor. Aklın çalışma yönü budur. Akıl dört yönle çalışır. O zaman ne demektir? Dört tane en az zaman vardır. Dört tane mekan vardır. Şimdi akıl bu yönleri çıkardığına göre düşünebilmiş. Akıl bunları çıkarmış. Hani hayvanın evvel, ahir, zahir ve batınısı yok ya, bunu vahiy ile peygamber ortaya çıkarmış. O zaman akıl bu dört malzemeyle, zeminle, yönle çalışıyor. Mesela akıl sırf tek yönle çalışırsa Muhyiddin-i Arabi gibi olur. Evveliyle çalışıyor. Evvelliydi her şeyi. Bu tarafı bıraktı. Yok kabul etti. Aklın tek yönü. Sonra vahdet-i şuhut var. Vahdet-i şuhutçular da İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi zahiri de aldı. Kök, evvel kök. Ahir meyvedeki kök. Meyve içinde çekirdek yok mu? O çekirdek itibariyle köktür. Yani meyvedeki çekirdek de kökteki çekirdek. Bunlar vahdet-i şuhutçulardır. Bir de ilmi kelamcılar var. Bunlarla meşgul değil. Zahire bakarlar. Ağaç. Tamam. Böyle bu budur, bu da budur. Amentu billahi ve melaiketi yani serenlen suru böyle. Zahiri. Bir de tasavvufçular var. Bunlar da batıncılar. Hepsinde de temel kullanılan aktif eden cihaz akıl. Ben müşahhas İslam dünyasında yaşananlardan misal verdim. Vahdet-i vücud, vahdet-i şuhut, ilmi kelam, tasavvufçular. Peki mücedidler nerede bunun için? Dördünü cem etmiş. Dördünde de akıl çalışıyor biliyor musunuz? Akıl cihazdır. İstersen kömür tartar, kantar. İstersen alüm, altın tartar. İstersen arabayı buradan sokabilir misin, hesap eder. Senin mesleğine söylüyorum. Ya ben bu yazılımla bu programı çalıştırabilir miyim? O da akıl yapıyor. İkisini de o yapıyor. Çok ciddi bir yere gireceğiz de ondan. Bu kadar duruyorum. Demek ki akıl bu yönleri çıkardığına göre düşünebilmiş. Demek akıl aynı şeyin dört yönünü düşünebiliyor. Allahu alem. Kesin olmamakla beraber Allahu alem yazmışsa ve kuşun kalemle yazdın silebiliriz diye. O andaki halet-i rüyemle uğraşırken düşen Allahu alem. Bir. Biliyorsunuz 178 lemalar tabiat risalesi bu. Diyor ki bir. Esbab-ı alemin içtimaiyle teşkil-i eşya ve vücud-u mahlukattır. Orada. Madem aklen bu dört yoldan başka yol yok ya, orada dört yolun birincisi şöyle diyor. Birinci yol, esbab-ı alemin içtimaiyle teşkil-i eşya ve vücud-u mahlukattır. Birinci yol bu. Benim değil ya, orada söylediği. İkinci yol, teşekkülü bir nefsidir. Yani kendi kendine teşekkür ediyor. Üçüncü yol, iktizatul tabiat, yani tabiat iktiza ediyor, tabiat yapıyor. Dördüncü yol, 64. yolu. Bir Kadir-i Zülcelal'in kudretiyle icat edilir. Bakayım tabiat risalesini nasıl okumuşuz. Bunu dört isme ve eşyanın vücuda gelmesine uygularsak. Bak. Bu birinci yol, ikinci yol, üçüncü yol, dördüncü yolu. Bunu dört isme ve eşyanın vücuda gelmesine uygularsak. Bir. Evvel, dördüncü şıktır. Nedir o? Bir Kadir-i Zülcelal'in kudretiyle icat edilir. Bu evvel isme bakıyor. Tabiat Risalesini dört ismiyle izah ediyoruz. Evvel, ahir, zahir ve batın. Hiç böyle bakılmamıştı. Ben de bile bakmamıştım. Yani bir bakıyorsunuz ki, Osman sen kafanızı kaldırını dinleyin. Yani tabiat risalesinde verilen misaller birbirine benziyor. Aynı şey. Hiç dikkat edin mi? Aynı.
fark nerede ki? Hakikaten kendi kendine ile. Esbab aynı misal. Baktın mı aynı gibi duruyor. Hepsi aynı gibi duruyor. Risale-i Nur da böyle, Kur'an da böyle. Ha, böyle aynı şey ya, biliyor musunuz? Oysa orada diyor ki, bir Kadir-i Zülcelal'in kudretiyle icat ediliyor. Demek bu evvel isme bakıyor. Evvel. Yani ağacın köküne bakıyor. Mesela esbab alemin içtima, bu ikinci yok. Esbab alemin içtima. Bu hangi isim? Ahir isim. Niye ahir dediniz? Esbab alem sonuç ya. Sonuçta biz muhatap oldu, akılla şey yapıyoruz ya. Duruyorum ben. Esbab alem benim için sonuçtur. Yani bu kainatta elma armut ahirle yapılır. Magnezyum burada, demir burada. Ben başka bir saniye niye arayayım ki? Elimizde materyaller, malzemeler belli. Bu da ahir ismi. Tabiat iktiza ediyor. Tabiat kanun ya, yok yani. Ama tabiatın kanunları, vücud arayıcısı yok ama kabul ediyoruz. Hani Allah niye gözükmüyor soran insan, tabiat kanunları niye gözükmüyor sormuyor. Yani ya bir şey yok olacak ama maddeye müdahale edecek, nasıl olur diyen insan tabiat kanunları için böyle diyemiyor. Bu da batın. Bir de zahir isim var. Kendi kendine teşekkür ediyor. Sebeplerde kullanılmadan, ağaç dikmeden kendi kendine, bu da zahir ismi bakıyor. Tabiat Risalesi'ni aklın dört yolda ve dört esmayı aslında usta Tabiat Risalesi'nde birinci yol, ikinci yol, üçüncü yol mahallerini anlatıyor. Sonra bunu aklın dört yoluna uygularsak, farkında mısınız bak? Buradasınız değil mi? Evet. Bak size bir müjde vereyim. Bunları okuduktan sonra ders bitecektir. Bu da aklın yanılgısıdır. Böyle bir şey inanmasın ama inansın. Tamam, burada mıyız? Bunu aklın dört yolunu uygularsak, aklın evveli vahye bağlanırsa, akıl nasıl akıllı olur? Çünkü akıl dört yönle çalışıyor ama aklın aklını bulmak için dördünü cem etmek gerekiyor. Bak, akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akıldan önce akıl vardı ya derdik tekerleme. Aklın evveli, ahirisi, zahirisi, batısını bulacağız. Cem edersek evvel, ahir, zahir ve batın isimleri aklın aklı olacak. Aklın evveli nedir? Evvel ismi vahiydir. Aklın aklını bulacağız. İki, aklın ahirisi tasdik denilen ilim ve vicdani zihin. Yani ustadın tabiri, vicdani zihin. Aklın batınisi ise tahayyül ve tasarrum veri tabanları olmaları. Akıl ta şey değil miydi? Karatahta'da. Şimdi ben bunu şöyle yapalım. Şimdi derse geldiğimiz için. Birinci dersi ders saymıyoruz. Yeniden başladık. Çünkü o bir şeydi. Otur şeyin. Ama ben sensiz yapabilecek miyim? Miyim? Tamam. Erdinç olunca neyim olabilir? Erdinç asistanlık sınıfı mıydı? Tamam. Ayağını alayım. Şimdi %58 görseldir insan anlayışı. Bunu ehl-i fen söylüyor bizimle alakalı. %17'dir işitsel. Şimdi onu anlattık. Tahakkul ya. Bu tahayyül ve tasavvurdan malzeme alıyor. Peki tahayyül ve tasavvurdan malzeme alınca ona ne deniliyor? Aklın batınısıdır. Akıl nereden besleniyor? Akıl bundan besleniyor. Tamam? Buradan besleniyor. Birincisi, akıl vahiy geliyor. Hiç bunlar olmadan. Direkt vahiy buradan bodoslama giriyor. Ama buradan beslenen bir akla. Vahiy geldi mi abi? Bu vahiyin evveli. Aklın evveli vahiy. Aklın ahirisi tasdik denilen ilim şu. Ve şuraya ineyim.
Fatın'ı da evveli değiştirsek mi ki acaba? Tamam yani zaten CD'yle kurşun kalemle yazdım. Ben bir şey yapalım beraber sunmak için zaten. Mesela adı tahayyül tasavvur desek, tahayyül tasavvurdan beslenmesi noktasından. Ama aklın batını vahiyle olan kısım. Bir beraber yapalım ondan sonra düşün. Aklın arkadaşlar evveli şurası. Evveli beslendiği yer. Akıl akıl olursa, beşer akıl olursa bu olur. Aklın aklını bulacağız. Akıl nereden besleniyor dersen evveli budur. Aklın aklını bulmak için, bu akıl akıl olabilmesi için, yani aklın aklı bak bir daha söyleyeyim. Beşeri akıl buradan beslenir. Herkes de sokar. Evveli budur. Çünkü vahiye muhatap olmamış. Yani vahiysiz akıl. Bu akıl. Aklı değerlendirirsen doğru. Ama aklın aklından bahsediyoruz. Akıl akla bağlamak için bir vahiy olacak. Evveli, bunun evveli bu değil, vahiydir. Sonra aklın bunu aldıktan sonra ne yapacak buradaki vahiy? İlim yapacak. Sonra buradan izana inecek. İlim yani bak beşeri akıl değil. Vahiye muhatap olan aklın evveli Kur'an vahiy. Bunu hazmettikten sonra 30 küsür tane imbiklerden geçirdikten sonra aklı ilim olacak. İlim de nedir? Ahiridir. Sonra ilmin batınısı yani aklın batınısı olacak. Kendisinin batınısı olacak. Yani bu akıl neyle çalışıyor şu kafa şey? Bunu vahiy alacak ama tahayyülü tasavvur olacak. Yani arka taraf gözükmüyor. Akıl diyoruz ama ben şu anda aklımı görüyorsunuz. Ama neyle çalışıyor? Tahayyül tasavvurlar tık 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 devamlı çalışıyor. Devamlı veri üretiyor bana. Tamam. Batınısı derken aklın daha evveli değil, beslendiği. Allah. Tamam. Yani ağacın batınısını düşün. Ağaç zahirde gözüküyor ama mesela yaprak maprak arkası işliyor ki yaprak canlıdır. Dal çıkıyor. Ondan sonra aklın zahirisi ise fiillerin menşei olan. Yani aklın zahirisi nedir? Dışarıya çıkmış işte kişinin rütbesi aklı kemalinde gözüküyor ya. Konuşmasında yani konuşmasında oturup fiillerinde yani davranışların veya sözlerin evlinin arkasının sucunun, gusunun, hatun, battun, zarun, mutlalığın bilmesi. Bu beşeri akıl olursa Osman'ın dediği doğru. Mesela bu aklın evvelisi budur. Ahirisi budur. Zahirisi fiildir. Başka ne dedik? Batınısı da tahayyül ve tasavvur vesaire. Abi bu, bunun sağlamasını şu şekilde yapabilir miyiz abi? Şimdi bakın bir tekvin var demiştik. İlim, irade ve kudret. Buradan mevcudun ortaya çıkması Hasan abi veyahut da şimdi tekvinden dışarı çıkmak. Ben bunu bitireyim de. Tamam özür dilerim. Bunu bitireyim. Bunu sağlamasını yapar gibi geliyor bana Hasan abi de o yüzden dedim. Tamam he. Yani mesela tekvinden önce ne çıkartıyor Hasan abi? Vuran ne? Adem'den vücuda çık diyor. Tekvine vuran ne abi? İlim, irade, kudret. Üç. Önce hangisidir abi? İlim vurduğunu söylüyor. İlim mi? İlim. İlimle. İlim vurmadan önce irade vurmaya... Ondan öncedir değil mesela mi? Mesela şöyle düşün. Şu bütün ilmi kelam tabirince ki Risale'de de böyle. Şu gördüğümüz ağaçlar var ya. Tamam. İlim değildir. Kudret değildir. Bu ağaçtır dediğin anda yani bir vardır. Varlık var sahnesine çıkması iradedir. İradedir. Sonra bir şeydir. Kudrettir. Neyin nesidir? İlimdir. İşte abi bu sıralamayı yapıyor aslında. Biz buraya ilim, irade ve kudreti şu dima çizelgesine yerleştirirsek o sıralamayı yapmış oluruz abi. Yani ben burayı sileyim. Şimdi bunu arkadaşlar ben herhalde sizin defterinizde yoktur bu. Şu yok. Hayır. Biz o tıpçı profesörlere anlatmak için ben özel Ramazan'da yazdım onlara. Bunu fotoğrafını çekebilirsiniz. Yazmaya zamanınız yoktur. Şeydir.
Bunu özel yaptım o. Beyinle, beyin alakalı iki tane doktora, doçent ve profesör vardı. Onlara anlatmak için yazmıştım. Şu da öyle, böyle güzelce ne, bak özen özene yazıldığı için güzel duruyor. Ama bu yoktur sizde. Doktorum atarım. Ondan sonra bak onlara güzelce ne tasnif ettim. Yani yedi tane mütasavvurdaki, yani onlara dedim ki beyin, nöroloji, nörolar, sinirler vesaire bahsetmiyorum onlar. Siz ustasınız, ben tıpta okumadım. Tıpta okumadım deyince kafa yedi. İlahiyatı okumayan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi deyince kafayı kaldır. Yani tıp okumadım. Tıp okumadığını profesör yapmadı ama hakikaten Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi, ilahiyat mezunu değildi deyince durdu, ne diyecek dedi kafayı kaldırınca. Sistemi, siz adamın inciniz, cinciniz zaten deneylemişsiniz. Realitedir. Pozitivizmdir yani. Ha, o beyni nasıl çalışıyor? Nasıl çalışıyor? Mesela Freud ve Türevler, onlar da öyle ifade etti. Bilgi gider, orada tasnif olur, kendisini bir şekilde gösterir. Usta da öyle demiyor böyle. O sistem, tayyül, tasavvuf, şöyle olur, böyle, şurada libas giyer falan. Çok acayip. Çok garipti. Onun bir tanesi Türk değil. Şimdi ben burayı sileceğim, çektiğinizse yazacağım bir şey. O kadar eski ki silinmiyor. Ramazan. Bunu silmeyi utanıyorum ya. Şu. Erdinç'e sildirseniz abi ya. Oradan nasıl? Tamam. Ay bu yüzden ya, o yüzden. Erdinç, kusura bakma onun adına. Yani bu sokaktaki tabir utanma manası değil. Bu hakikatin utanmaz manasını tevil etmek zorundasın. Gafurdur. Size birisi kızsa çok kızarsınız, çocuk kızsa tırmalasa bebek hoşunuza gider. Dolayısıyla çocuk kırmalıyım. Ben bir aynayım. Harika. Sen benden daha güzel tebliğ ettin. Ne bilmedim, ben kısmı kaçırdım. Zor baba şey. Bu önemli. Beraber çalışacağımız için çizeyim, yapayım. Zihin. Ama zicdan mı? Vicdan mı? Zicdan. Vicdan. Yine istemiyorum diyor. Tamam. Yine Almanya'dan geldi. O kadar olur çocuğu tanıştığı için hoş görün. Nasıl derler? He, Almanya'da derler. Sizde nasıl diyorlar? Sen Hollandalı, Hollanda'dan geldim. Onu da öğrenmiş. Hollanda çok farklıymış. O daha acayip. Şey dedim ki, polis sordu,
Niçin dedi Almanca bilmiyorsunuz, hadi İngilizce de bilmiyorsunuz. İhtiyacım yok dedim. Ki evap diye ihtiyacınız var. Ben sizi sormuyorum ki sizden bir şey bilgi almak için sizi bilmemize. Siz beni soruyorsunuz. O zaman benden bir şey alacaksanız o zaman beni bilmeniz lazım. Siz benim lisanımı bilmeniz gerekiyor. Senin Türkçe bir ihtiyacın var. Çünkü sen bana soru soruyorsun. Ben sana soru sormuyorum ki. Sen dedim Türkiye'ye geldiğin zaman ben sana soru soruyor muyum? Çünkü buraya geldiğine ben sana soru soracağım diyorsan bana soru soracak değil, lisan öğrenilmez. Sen bu işi yapıyorsan beni bilmen lazım. Güzel. Yürü. Karıştım arkaya. Arkaya dinlemiş. Aynen ha, tercümanlar söylüyor. Kızıyor ama. Ayımı yuttum, ne yaptın? Burun deyip duruyor. Aklım hatırlısı, fiilleri menşeleri olan. Hatırlısı mı? Zahirisi. Bu değil de ben yapmış olabilirim. Yanlış mı? Şimdi... Konuşacağız zaten. Budur diye yazmadın da size açmak için yaptım. Farklı işliyor Hasan abi. Şimdi buraya baktığımız zaman Osman, siz farklı düşünmüşsünüz. Osman'ın bakar bakmaz farklı düşündü. Evet, ben de bir farklı düşünüyorum mesela. Beraber şimdi bulacağız inşallah bir şey. Hepsi doğrudur. Niçin nereden baktığına cevap arayınca kolay. Evet. Mesela siz yazarken Hasan abi kimse konuşmuyor ya, ben de boş fon müziği olsun şeklinde biraz bir şeyler anlatayım Hasan abi. Mesela burada bir şey zaten var, var olan şeyi ortaya çıkartmak, o silsileyi biz belirlemek istiyoruz Hasan abi. Şimdi bir şeyler var, varoluşu, yerleştirilmesi ve varoluşu Hasan abi evvel, ahir, zahir, batın şeklinde böyle bir yön olarak şey yapmamız lazım. En zahirisi bence en son olan şeydir, vahiydir abi. En son var olanı çıkartmak için vahiy geliyor. Mesela ben de vahiye ahir diyebilirim. Vahiye. Batında olan. Bilmiyorum işte nereden baktığınız çok şey. Yani sen de var zaten. Var olanı ortaya çıkartmak için vahiy geliyor. Vahiy gelince sendekiler ortaya çıkıyor. Sendeki varoluşu evvel. Tamam, beraber bir şey yapalım bunu. Bak şimdi. Bak arkadaşlar. Aklın ne olduğunu değil. Aklın aklı. Yani akıl ne ile çalışır? Mesela tabiat-ı salisinin aklın bu dört yolu. Aklen bu dört yolu. Şimdi şöyle denilmiş. Bu akıl ne olduğu değil. Ne olduğu olursa aklın evveli budur. Ön tarafında bu var. Aklın ahirisi nedir? Fiildir. Aklın batınısı ilimdir. Zahirisi
eylemdir. Bu akıl için. Değişirse bu değişir. Yani aklı ne oldu? Fakat aklı ne olduğu değil, aklı aklı yapan isimler nelerdir? Yani aklın arkasına geçtik şimdi, Garfur. Yani bakışımız değiştirdik. Bak bir daha söylüyorum. Bu akıl nedir? Dört tane veri tabanı ile çalışır. Şeyde, tabiat isaresini öyle diyor. Tabiat isaresindeki bu aklı nasıl çalışır? Tabii ki dört tane yolu var. Bir tanesi, mesela saydık işte, esbab aleme sahip ama şimdi ben elimi koyuyorum. Bu dikkat et, birinci şıkkım, akıl nedir? Yani akıl nasıl çalışır? Bir, akıl bununla malzeme ile çalışır. Değil mi? O zaman Osman'ın dediği gibi, aklın evveli budur Osman. Tarih zor. Bununla veri alıyor, değil mi abi? Yani kökten alıyor. Kökü budur. Ağacı düşünün, ağaç nasıl çalışır? Pergenizi ağaca koyun, kökten veri alır. Topraktan ne alır? Havadan ne alır? Malzeme alır. O zaman akıl nasıl çalışır? Veri tabanı ile çalışır. Veri tabanı, tahrir, tasavvur, evveli budur. Akıl. Peki, akıl aldığını ne yapar? İlme dönüştürür. İlim de nedir? Batınısıdır aklın. Daha arkaya taşıyor. İmal ettiğini öteye atıyor. Evveli batınısı ve zahirisi nedir aklın? Aklın kemali, edebi, rütbesi neyle gözükür? Aklının konuşmalarıyla, davranışlarıyla gözükür. Evveli, batınısı, ahirisi, bir de zahirisi kaldı. Zahirisi kaldı. Şey, zahir, zahirisi... Zahirisi nedir abi? Zahirisi, burada öyle değil mi? Ama bu çerçevede anlatıyor şimdi, ona usta olarak karıştı. Ha yani, ha. Bunu anlatırsam ama bunu kafa yormadığım için, ben şimdi aklın aklına geçiyorum. Bu akıldan bahsetmiyorum. Bu aklı aklı yapana bakıyor. Yani isme bakıyor. Şu akıllı, aklı yapan isimlerden besleniyor diyorum. Şimdi bu akla vahiy geliyor. Hakikatinden bakıyorsunuz yani. Evet. Aklı meydana getiren akıl, üst akıl. Tamam mı? Aklı yapan, yani adetlikten çıkarıp akıl yapan nedir? Vahye tabi olacak değil mi? Yani vahiy Kur'an'ı kainatın aklıdır diyor. Oradan zaten çıkarttık o. Bunu Sari söylüyor. Risalet-i Muhammediye ve vahiy Kur'an'ı kainatın diyor, kainatın ruhu ve aklıdır diyor. İstersen onu yazayım ama. Yazalım. Öyle mi? Bak şunu yazayım. Yazayım. Risalet-i Muhammediye ve vahiy Kur'an'ı. Kaçıncı sayfadaydı? 220 mi? 220'de. O daha şey kolay. 178'de mi ona? 200. Ya şu. Yazayım ki görürsünüz. 200 yazdan. Diyor ki bilhassa okur musunuz? Evet. Bilhassa Risaleti Muhammediye 220. sayfa ve vahiy Kur'an'ı anı öyle zannediyorum. Hayır. Hayatın ruhu, hayatın ruhu ve aklı. Şöyle kendi defterine bakıyorum. Yani yazdım metin aynı. Bak diyor, şurada şu. Hük,
müminde olduğunu olduğunu mu? Olduğunda olduğunda. Bak şimdi arkadaşlar. Bilhassa Risalet-i Muhammediye, Muhammed'in Risalesi, Risaleti ve Vahiy Kur'an'ı neymiş? İzah ediyor. Hayatın ruhu ve aklı. O zaman buradaki çıkarımla bak hayatın ruhu, bak buradan çıkarıyorum. Hayatın ruhu Risaleti Muhammediye ve hayatın aklı vahiy kuranı. Çıkıyor, görüyor musunuz? Nereden? Tak, tak. Yani Risale'nin de bir şeyi çözmenin, Ustad böyle şifrelemiş. Ha, hayatın aklı Vahiy Kur'an'ı, hayatın ruhu Risaleti Muhammed'i, Risalet. Ruh daha ötede, tamam mı? Ruh. Risalet daha arkada. Şimdi bir daha bu aklı anlatmak değil, bu aklı aklı yapan birimlere dört tane esma ile çalışıyor. Bu aklı meydana getiren aklın yani evveli var bunun. Mahluk ya bu akıl. Ahirisi var, zahirisi var ve batınısı var. Aklın. Dört. Şimdi bu aklı aklı yapan bu beşeri tahayyül ve tasavvurdan beslenmemesi gerekiyor. Çünkü bu aklından bahsetmiyoruz. Bu aklı yapan akıl. Bu aklın aklı, bu aklın aklı vahiy Kur'an'ıdır. Vahiy. Koy tencereye. Bu akıl vahiy Kur'an'ı aldı. İmbiklerinden geçirdi. Hulasası nedir? Vahiy aldı. İmbiklerinden geçirdi. İlim derine tasdik. Ne oldu bu? Bu abi bu akıl ahirisi oldu. Sizin dediğiniz silsileden gidersek bu akıl hayat oluyor galiba o zaman. Ha, dur daha. Tamam mı? Yani buradan beslenmedi. Eğer bu akıl olsa buradan beslenecek. Ben bunu devre dışı yaptım. Bu aklın besleyen vahiydir. Vahiy besleyen evvel ismi vahiy. Peki imbiklerinden geçirdi. Tabii özünü aldı. İlim derine tasdikti. Bu da ahirisi. Ne yaptı? Ağacın köküne vahiy deyin. Ağacın kökünün bir fotokopisi. Meyvedir ya meyvenin için. Ahirisi. Budur. Tamam. Şimdi bu da bir de batınısı var. Ama bu vahiy geldiği zaman usta şöyle diyor. Akıl akıl olmalı. Biraz da kaliteli bir akıl olması, o zaman batınısı bu, kendisinin. Aklın böyle, tahayyülü tasavvuru, yani tasavvur nedir? Vehim, vesvese, zanlar, düşünceler insanın kalitesini yükseltiyor değil mi? Vesvese, beş tane şeyi var, bize karı var. Ama bu böyle dedim diye değil, değiştirebiliriz. Ben önce şeyimi söyleyeyim, şunlar değişir. Zaten değişebileceğinden kurşun kalemle yazdım. Size resim geliyor. Şimdi aklın bu batınısı yani. Ne yapıyor? Zahirde bu dostlama gelen vahiy değil. Kendi
kendi potansiyelleri yok mu? Bu ikisi dışındaydı. Aklın evveli, ahirisi. Vahiy ve ilim. Buradan beslendiği için batınısı budur. Yani muhatap olabilmesi için Kur'an'a. Tamam. Batınısı budur. Sonra ahirisi nedir peki? Bunu kelam ve eylemsel olarak gözükecek. Aklın rütbesi gözükecek. Size bir daha söylüyorum, size bırakıyorum şimdi. Bu aklından bahsetmiyorum. Bu aklın veli tabanları, yani akıl olabilmesi için. Bak, akıl, aklını başına al. Konumuz o. Aklını başına, başında olabilmesi için bu aklı dört tane kaynağa vermen lazım, beslenmen lazım. Dört tane kaynaktan beslenecek ki, aklım, hani diyor öyleyse, aklını başına al, daha aklını kaybetmeyenlere. Şimdi, bir daha tekrar ediyorum, bu akıl, aklımız başımızda olması için, bir, kendi beşeri zanlardan, bilgilerden değil, vahye bağlaman gerekiyor. Vahye bağlaman gerekiyor, bundan sıyrılman gerekiyor, şuradan. Muhatap ol, ama tamamen sıyrılmak değil, vahiy muhatap olman için, bu da kullanacaksın. Sonra akıla vahiy tecelli edince, 30 küsür tane şu anda bulabildiğimiz sıfatlarından evirip devirip çevrilip bir şeylere dönüştü. İlim oldu. İlim derine tasdik. Sonra tam da bu akıl yukarıya geldi. Burayı beslemeyecek mi? Burayı besleyecek. Bu da burayı besleyecek. Yani tahayyülünü değiştirecek, tasavvunu değiştirecek, zanını değiştirecek. Osman düşüncelerini değişecek, şüphelerini, malumatlarını, bilgilerini ve vesveselerini değişecek. Vesvese kara dönecek. Yani lakaytlık kaldırır, teavunu defeder, ciddiyete vesile olur. Bu vahiden sonra olur. Yani dersi dinleyince, dersi dinlemeden önce biz vesvese risalesi, dinlemeden önce biz neydi vesvese? Reşerdi, kötüydü. Ama vesvese risalesini biz okuyunca 21. sözü, ne kadar iyi, bak lakaytlık atar, ciddiyete vesile olur, tahavunu def eder, lakaytlı atar. Bir de tahavunu def eder ya, 5 tane. Bu nasıl yapar bunu? Vahiy muhatap olduktan sonra. Olur. Eğer benim dediğimi kaldıralım. Bu aklı düşünürsek, aklın evveli budur. Buradan besleniyor. Vahiy yerine bu. Vahiy yerine bu besleniyor. Felsefe zaten. Evet, felsefe bu. Vahiy kaldırsak felsefe buradan besleniyor. Onu da ilimdir. Ansese ilimdir. Ahir de budur. Yani netice nedir? Bir ağaçtaki maksat netice nedir? Ahir odur. Ağaçtaki netice meyvedir. Meyvesidir. İlim de budur. Peki felsefede vahiy olmayınca bu akıl nedir? Bu serbest belgeden, tahayyül ve tasavvurdan beslenir. İlime dönüştürür. Tamam. Bu evveli, ahirisi. Peki, batınısı ne olur? Batınısı ne olur? Artık kendi bu serbest bölgedeki hususi dünyasını, hissiyatlarını, duygularını umumi zanneder. Gördüğü alemi umumi zanneder. Sonra ona göre davranır, konuşur. Bu da ahirisidir. Bunu konuşursak. Vahiy muhatap olan akıl olmayan. O zaman peki ben bunu ondan sonra size veriyorum. Edile-i Şeriye var. Biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Doğruluk kaynağı 4'tür. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Edile-i Nuriye, Nurcuları Mehmet kardeş. Edile-i Nuriye kaçtır? 4'tür. Kaçıncı sayfada hatırlayanınız var mı muhakematta? Bu arada muhakematım kayıp. 49 mu? 49. 49'da diyor ki, Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Yani eğer vahye bağlanmazsa, yani bu anlattıklarımız var ya, vahye bağlanırsa, tahsil ilime şey olmazsa ne olur? Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı mustaki göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır hale gelir.
Bu dört ismi olmayan akla veya şey yapan dördünün olmazsa bu. Evet. Yani dört tane isimle beslenmeyen bir akıl, bak dört tane isimle beslenmeyen bir akıl lubu bulamamış, kışırıyla meşgul oluyor. Dört tane isimden beslenmeyen, hakikati tanımayınca hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremediği için ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olacağı için aldanır, aldatır. Dört tane isimle beslenmediği için. Eğer beslenirse lubu bulur, hakikati tanır, sırat-ı müstakimde olur, muvazene ve mizan ölçüleriyle hareket eder. Peki lubu bulmuşsa, hakikati tanımışsa, sırat-ı müstakimde ise, muvazene ve mizanlı hareket ediyorsa onun adı aklınızı başınıza aldınız demektir. Lubu bul, insan merak etmez mi? Ben acaba akıllı mıyım? Zeki demiyor. Hani aklını başına al. Ey insan, aklını başına al. Bu hitap kimdir? Akıl değildir. Taakkuldur. Yani çünkü tak gene alsana. Buradaymış. Aklını başına al deyince akıl kafada değil. Şimdi insan şu sorunun cevabını arıyoruz Gafur. Aklım acaba ben kendimi öz eleştiri yapıyorum. Benim aklım acaba başımda mı? Bir daha. Öz eleştiri yapıyorum. Takke kafamda mı değil mi? Yok. Nasıl anlayacağım? Lubu bulmayınca, hakikati tanımayınca, sırat-ı müstakimi göremeyince, muvazene ve mizanda olmayınca elimde, o zaman benim aklım başımda değil. Neyle hareket ediyorum? Zekavetle. Bununla neyi kastediyorum? Bir insanın aklın kafasında mı? Kafasında değil mi? Biz akıllı mıyız, zeki miyiz? Aklı devre dışı olursa zekavet öne çıkar. İyi bir doktordur, iyi bir mühendistir, iyi bir tüccardır, çok iyi para kazanır. İyi bir doktora cerrahtır, iyi bir hocadır ama bidat ehlidir. Parayla bu işleri yapar. Tamam mı? Menfaata dönük yapar ama iyi yapıyor. Bu zekavettir. Akıl ise bu vasıflarını vahiy göre yaparsa, aklın aklı vahiydir. Çünkü ne diyor? Vahiy Kur'an'ı, hayatın aklidir. Hayatın aklı ise vahiy Kur'an'ıdır. Hayatın ruhu ise risalettir. Risalet-i Muhammediye bütünselliği şey yapıyor. Yani bütünselliği alıyor. Şimdi neye soru arıyorduk? Emre, nereye soru arıyorum? Şuna soru arıyorum. Ben derdim benim, ben. Bir şey çözümüne gidiyorum. Benim Ali diyorum ki, acaba aklım aklında mı? Aklın başında derken, aklını başına al. Ey insan, aklını başına al deniliyor. Peki acaba aklın başında mı? Ben başımda. Demek de olmuyor ki. Alameti yok mu? Alameti yok mu? Ya ben tatmin olmam lazım. Sizden değil. İlk önce ben tatmin olmam lazım. Yani ben neler çektim biliyor musun? Bu aklı vahiden koparttım. Aklın evveli budur kardeşim. Buradan besleniyor. Bunsuz akıl olur mu? O aklın ne olduğu. Ama ben aklın ne olduğu değil. Aklın başımda mı? Aklın başımda mı sorusuna olunca bu şey değişiyor. O zaman ben lubu bulmuşsam, hakikati tanımışsam, sırat-ı müstakimi görmüşsem ille yürümenin, sonra muvazene ve mizan, yani kantar ve metrem varsa ve onunla gayret ediyorsam, ettiğim kadar da benim aklım aklımda, aklım başımda, aklımla hareket ediyorum, zeka benim ikinci sıfatımda, zeka beni lokomotif değil, vagondur. Tamam. Şimdi buna bir şey diyeceğiniz var mı sevgili arkadaşlar? Bunun için yaptım. Ama bir daha söylüyorum. Eğer aklın başında değil mi? Aklın başında mı? Aklını bulmak değil. Aklın doğruları nelerdir? Felsefe de diyor abi. Bu doğru mudur diyor.
Nübüvvet de diyor doğru budur, ha bak bu. Yani doğrunun için doğrudur. Doğru. Herkesin elindeki doğrudur. Ama benim elimdeki doğru ama nereye göre? Buna göre mi? Buna mı göre? O zaman değişir. Buna göre olursa, vahiye göre bu başkadır. Felsefeye göre başkadır. Şimdi akıl nedir? Bir beslendiği yerdir. Tahayyül ve tasavvurdan beslenir. Aklı anlatıyorum şimdi. Aklın aklın değil. Akıl akıllı mıdır? Değil. Akıl nedir? Bundan beslenir. Burayı depolar, ilim yapar. Kendi hususi dünyasını, hissiyatlarını genel yapar. Bu da batındır. Batınısı küçük bak. Küçük dünyayı büyük zanneder. Aklın evveli, bir daha söylüyorum. Aklı tanımlamak istiyorsak, aklın evveli tahayyül ve tasavvurdur. Aklın ahirisi ilim denilen tasdiktir. Ahiri buydu. Aklın batınısı ise kendisi, kendi hususi dünyası, hissiyatlarını, latifelerini, duygularını genelliyor. Genelliyor. O hususi dünyasının umumi, küçük dünyasının büyük zannetmesi kendi batını hayatıdır. İçsel kazanımlar var ya, o akılla vardıkları içeride, içerideki dünya. Aklın peki ahirisi nedir? Bulunduğu ortama göre tavır ve kelamların sarf etmesi. Denilir mi, denilmez mi? Öncesi, sonrası. Hepimiz vata yapıyoruz. Denilmeyecekleri deniyor, diyoruz. Yapılmayacakları yapıyoruz. Tamam. Ondan sonra bu beşeri bakışta aklı tanımlamak. Ama biz istiyoruz ki bu aklın akıllı yapmak istiyoruz. Aklın aklına, aklı aklına bağlamanın yolu dört esma ile mümkün. Bir, aklı vahye bağlarsak. İki, o imbiklerimizden geçirip ilme dönüştürürsek. Üç, kendi hususi dünyamız var ya, tahayyül ve tasavvurlarımızı, vehimler, düşünceler, bilgiler, malumatları da bu gelen vahiyi, vahiye göre şekillendirirsek, hususi dünyamızı vahiye göre şekillendirirsek, mesela Allah diyor ki siz diyor, ben Allah diyor ki ben diyor sizin cenneti kazanmanızı istiyorum, siz de dünya istiyorsunuz diyor. Bizim hususi iç alemimiz var, hissiyatlar var, duygular var, yat olsun, kat olsun, at, eç, iş vesaire olsun. Yani böyle küçük dünyamız çok güzel olsun. Allah da böyle demiyor. Yani hususi dünyanızı diyor, hususi dünyanızı, iç aleminizi ki o büyük zannetme diyor. Bunun diyor daha büyüğü var. Demek ki akıl vahiy ile beslenirse vahye muhatap oluyoruz. Kaynağımız odur, aklı. Sonra bu vahiy ile ben tefekkür, deha, muhakeme, muvazene, idrak, zekavet böyle imbiklerden geçince bunların hulasası da ilim oluyor. Batınısı ise kendi hususi dünyamı, aç, fark, noksan, kusurumu devrifte ediyorum. Genellemiyorum kendi alemimi. Külliyat anlayışımın bu böyledir demiyorum. Ben böyle anlıyorum. Peki nedir söylediğin? Risale'nin dışında söylediğim cümleler doğrusu bulunana kadar doğru budur. Yanlış yaptığım zaman bir sebep alırım. Çünkü niyetim halis. Art niyette bozmak istemiyorum. İçtihad ediyorum, ilim yapıyorum. Yoksa ilim durur. İsabet edersem iki sebebim var. Bu ilimde isabet etmesem bir sebebim var. Bu benim nedir? Hususi dünya. Bu benim batınım. Vahiy ile alakası yok. Eylemle alakası yok. Bu aklın bana kazanımları. Bu akıl bana batınımda ne kazandırdı? Hususi bir dünyam var. Haletlerim var, duygularım var, doğrularım var. Lübbüm var, hakikatim var, sırat-ı müstakim var, ölçülerim var. Benim hususi iç alemim. Peki bu eyleme çıkmayacak mı? Davranışa, sözü dökülmeyecek mi? Dökülecek. Bu da benim aklım ahirisi. Zahirisi. Tamam mı? Aklım ama. Ha, ama ben bunun kalitesini yükseltmek için istiyorum. Yani tahayyül ve tasavvurumdan beslenmesin, aklım vahiden beslensin. O zaman şu sorunun cevabını arıyorum. Aklım aklımda mı? Aklım başımda mı? Akıl acaba zekamı geçmiş mi?
zekavetimden önde midir? Aklın sahibine aklımı bağlamış mıyım? Alameti nedir? O zaman aklımı vahye tabi edersem, iki, imbiklerden geçirdiğim ilim, o vahiden gelen, vahiden gelenle aklın içindeki dinamikleri, deha, muhakeme, idrak, tefekkür, şuur gibi şeyler, cüz-i ihtiyarinin şeyi de burada, ilim oldu, duruyor. Tamam mı? Peki bu sefer benim hususi bir dünyam var, içsel yapım var. Nedir o? Zanlarım var, şüphelerim var, vesveselerim var, düşünce, malumatlar, bilgiler, vahinin ışığında bu çokları gelişir. Vesvese hakikata inkılap eder ve tahavvülü def eder, ciddiyete vesiledir, teyakkuza sebeptir, başka beş tane şey, tahariye dahildir, ciddiyete vesiledir vesaire. Beş tane var ya vesiledir. Emre'nin derste onu söyler o. Şeytan deyince hani. Evet, sağ olsun. O vesveseyi ezberi yeni yok. İster. Evet. Vesveseli sahasını say bakayım ya, beş tane. Beş tane. Teavuna sebeptir, ciddiyete vesvedir, lakaytte atar, tarihe dahidir. Niye beş olmaz bu? Niye beş olmuyor? Hep sende değil, bende de olmuyor. Her derste aynı şey. Her şeyde aynı tür takılıyor. Lakaytte atar. Evet. Ciddiyete vesvedir. Ciddiye, lakayt, tahavun, tahari. Ettim beş. Beş etti. Dört etti. Dört etti. Allah Allah. Bir tane kaç. Üç tane T var. Tahavun, tahari, teyakkuz. Üç. Oldu mu? Ciddiyet, lakayt. Evet. Tamam. Beş. Şimdi oldu. Üç tane T var. Üç tane T. Üç tane T var. Tahavun, tahari, teyakkuz. Ciddiyet, lakayt. Evet, bak uykusu kaçtı. Az önce şeydi böyle, uygulama vardı. Şimdi anladın mı? Şimdi demek ki bundan sonra vesvesede 3 T, 1 L, C, bir de L. Tamam T, C, L. Bak, teyakkuz, tahari, teyakkuz, tahavun, lakayt. Tamam. Ciddiyet, lakayt. Ha, şimdi niye söyledik? Çok güzel, uygun ve dersi bitiriyor. Bu akıl eğer vahiy ile beslenirse arkadaşlar, benim iş dünyamı vesvese, yani hastayım, vesvese kötü değil mi? Ama beş tane şey vesile oldu. Vahiy ile değişti. Vehim ne yaptı peki seni? Vehim, vahiy ile insanın küçük düşünüşünü, basit küçük dünyasını zengin yapıyor. Daha değişik düşünmene, daha geniş, daha yüksek, daha derin, daha geniş. Ne demek, ezber yapmayayım. Okyanusta ayağımı bastım. Yüksek, geniş, hudut belli değil, değil mi? Sayılı. Dibi de yok. Ha, vehim, vahiy ile vehim ne olur? Yüksek düşünüyorum, geniş düşünüyorum, derin düşünüyorum. İnsanı zengin yapıyor vahiy ile. Bu okyanus unutma. Durdum okyanusta, yüksek, sahil yok, geniş, dibi yok. O zaman vahiy ile vehim, yüksek düşünüyorum, geniş düşünüyorum, derin düşünüyorum. Bu zaman kaliteli oluyor. Eğer vahiy ile zanlarımız ne yapar? Bu sefer hakikatler, farklı hakikatler filizlenmeye başlıyor. Acaba falan böyle farklılıklara vesile oluyor. Zan, düşünceler, şüpheler o kadar nimet ki. Mesela Allah'ı tanımaya vesile oluyor farklılıklar. Malumatta bilgiler vesaire. Bu neyle? Vahiy ile bu tasavvurumuzun, yani bu neydi? Hususi dünya. Hususi dünyam demek benim içimdir. İç dünyam. İç dünyam nedir? Benim batınımdır. Eyleme ve kelama dönüşürsem benim zahirimdir. Beslendiğim vahiyimdir. Tamam mı? İmbiklerden geçirip hususi dünyama daha dönüşmemişse bu da ahiridir. Amel defterlerimiz vesaire. Abi bir şey sorayım. Ahiretteki durum. Bir şey söyleyebilir miyim? He. Şimdi ben akılla karşı karşıya geldim. Böylelik ders. Bugünkü dersi bitiriyoruz. Bitirmeyin abi. Ama senin konuşman. Yani bu beni bağlıyor biraz. Çünkü anlayabilmem için diyorum. Şimdi ben akılla karşı karşıya geldim abi. Dedim ki, dedi ki bana, ben akılım. Ben de diyorum ki ona, bana kendini anlat ya, sen ispatta ki sen
akıl olduğunu bana ispatla. Akıllı mısın? Evet. Bak. Mesela şöyle mi diyor bana? Ben diyor önce bak diyor vahye bağlanmışım evvel olarak. Bu. Akılım diyor çünkü vahye bağlanmışım diyor. Tasdik ediyorum ve neticesinde ilim meydana getiriyorum diyor. Ahirisi, meydana çıkışı. Marifet mi? Evet, evet. Vahiy kıyasıyım. Yani vahiy kıyası için tasavvur kıyasıyım. Tasavvur ve tasavvur ve tahayyüle bağlıyım. Onu da kullanıyorum. Bu da batınısı oluyor galiba. ve iltizamım var diyor. Ahirisi de. Ahirisi iltizamım var diyor. İltizam. Neticesinde böyle hareket ediyorum diyor. Bu mu oluyor? Evet. Yani? İltizam aklın vahye bağlayan aklın iltizam aklın nesidir? Zahirisi. Zahirisidir. Vahye bağlayan aklın şeydir. Ahirisi ilimdir. Evet, ahirisi. Evet. Ondan sonra aklın enfusisi yani batınısı izandır. Kendi hususi dünyasını oluşturuyor. Evveli belli zaten. Evveli de vahiydir. Buradan kopuyor. Bir daha vahyin evveli vahidir. Aklın ahirisi ilimdir. Aklın batınısı insanın iç dünyasını oluşturulan vicdani hallerdir. Enfus dünyasıdır ki izanidir. Eyleme dönüşmüş hali de aklın zahirisidir. Aklın zahirisi İslam, batınısı iman oluyor. Yani ben size şey yapıyorum, yazın altına. Beraber yazalım. Aklın evveli hulasa bu. Vahiy. Aklın ahirisi ilim, aklın batınısı izan, yani vicdani batınıya şey demiştim ha, tarih tasavvuf diyorduk. İçsel alemi, yani buradan besleniyor artık. Bunu beslendi artık şeye dönüş. Marifet. Bitti yani. Hadi bitti. Netice bu. Şimdi ne kadar konuşmak yok. Hususu dünya. Aklın zahirisi ise zahirisi iltizam. Fiillerim. Sonra bunlarda artık senin itikadın otuşu. Altına şöyle bir parantez yapın. Şöyle. Dördü olunca. Şunun cemi. İtikat. Senin itikat. Senin itikadın. Bu da aklın aklını bulmuş olduğuna delildir. Aklın aklına bağlandığına şahit oluyorsun. Delili de bu. Acaba aklım vahye bağladı mı? Merak etmez misin? Peki bir tanesi de ki fiillerimiz nedir derse fiillerimiz nedir? Hani var ya zahirisi, aklın zahirisi de budur. Lubu bulmuş. Kışırla meşgul olmaz, hayalata sapmaz, ifrat tefrite düşmez. Aldatmaz ve aldatmaz. Dört tane maddeyle özetlemiş adam. Evet, şu anda tabiat risalesini birbirine benziyor gibi gözüken dört tane yöntem ve misaller birbirine benziyor. Hayır. Bir tanesi evvel isminin misali, bir tanesi ahir ismin, bir tanesi zahir ve bir tanesi batın isminin misali. Tabiat risalesi. Öyle midir? Öyle değil mi? Yani o yazıda bir daha bakmak lazım. Hani evet, nasıl kabul etmiyor? Ya o sana bir dedi işte kabul etti. Ha işte olmaz işte. Olmaz işte. Olmaz. Bakması lazım. Ne yaptık?
bunu adresledik. İpucuydu, aldık ipucuydu. Evet, ondan sonra bir de siz bu tabiat isaresini, bunu not alın. Eve gidince bir kağıda, böyle bir kağıt yapın. Tabiat isaresine bunu yapıştırın. Şurayı. Bak böyle yap, bunu yaz buraya. Bank al, işte benim şeyler ya, kitaplara yapıştırıyorum ya, bak. Bu yapışmış, düşmüş. Bak şurada. Ha bak böyleydi. Ha, siz de bunu alın, şöyle yapıştırın. Bu orada, burada kalır. Ama yaparsanız kalmaz. Tabiat insanın başına, Allah Allah, birbirine benziyor bu örnekler ama aslında dört tane ismin karşılığı ve izahıdır. Dört tane farklı misal. O zaman o misaller arasında hakikaten o kadar acayip ki kendi kendine oluyorlar, tabiatla oluyorlar aynı misal gibi. Sebepler de aynı. Tabiatla sebepler aynı şey. Tabiat oysa batın tarafıdır, kanun tarafıdır. Sebepler ise zahir tarafıdır. Ama bu noktadan bakmadığı için gözükmüyor. Orada ne yazıyor? Burada çıktı yer mi? Miraç Risalesi'nde neymiş? Külliyatta Miraç-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam 16 defa geçiyor. Miraç-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam 10 defa geçiyor. Miraç-ı Ahmedi sözlerde şurada, 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 şurada. Miraç-ı Ahmedi buralarda geçiyor. Geçin yerleri tek tek saymışım. Miraç-ı Ahmet ne? Miraç-ı Muhammedi. Niye tabiat dedik? Tamam, örnek olarak yani bir kitabı açayım dedim de böyle yapıştırın. Mesela şöyle bir şey diyeyim size. Bak şöyle. Şurada bir yer var da. Şurayı görüyor musun? Göbereye bakın. 428 sözlerde Peygamberimiz Aleyhisselam Miraç'a gittiği zaman Abdin bütün kainatta taalluk eden bir emanet beraberdi. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdi. Hem saadet ebediyenin kapısını açacak bir anahtar beraberdi. Ben unuttum tabii bu dersi. Yapmışız, etmişiz, unuttuk, tamam mı? Yani ama bunu okuyunca her zaman o canlı ders olamaz. Ne yapmışız şu kağıda bakar mısınız? Bak böyle yapıştırdım. Neymiş? Emanet. Sözlerde neymiş? Emanet, enaniyetmiş, nur berabermiş, imanmış, anahtar neymiş? Hayatın mahiyetiymiş. Yani hayatın mahiyeti var ya 11. sözde 128 sayfasında. Ha, emanet, enaniyet yani. Ruzname takmim olması vesaire. Yani bunu şey için gösterdim. Böyle yapıştırın. Burada enaniyet demişsiniz. Az önce ben hani... Eneye. Emanet. Enaniyet mi enene? Şimdi bir haktan halka bir... Emanet enedir. Ha, enanet dedi. He. Bu ama işte bak onu söyleyeceğim. Bu ene yazacağım bir de. Aynen. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam... Bir gelişi var. Hayır, yazmayayım. Ene bende olan, bendekini aldı emanet. Resulullah benden aldı. Neyse, o zaman konuşmuş incelikleri. Şimdi karıştırmayayım. Niçin gösterdim? Böyle yapın, bu tabiat risalesinin yoksa burada kalın. Eğer böyle yaparsanız tabiat risalesinin kapasitesi her okuyuşunuzda daha şey olacak. Böyle yapıştır. Gitmesen ne olacak? Bu kadar bir şey yaz. Dört tane şey yazdım. Aklın evveli vahiy, aklın ahirisi ilim, aklın batınısı izan yani vicdan-ı içsel alem. Alem şöyle yazabilirsin. Muhakemat 49'daki Edile-i Nuriye. Edile-i Nuriye. Bu içsel alem. Aklın zahirisi ise iltizam fiillerimiz. Fiil, kelam ve fiil. Tamam. Kelam da mı yazmış? Kelam da, çünkü fiillerimiz ya kelam da öyledir. Kelam ve fiil. Hani şu. Evet, bitti. Abi. Şimdi bir dakika. Şimdi benim aklım burada da.
Evet. Değil mi abi? Evet. Şimdi aklını başını al derken bunu şunları toparla bir araya getir manasını mı taşıyor abi? Yine aklıma hitap ediyor aklını başına al derken. Evet. O zaman oluyor. Vahye bağlı. İlk önce aklını başına al derken akla değil taakkule hitap ediyor. Taakkule hitap ediyor. Bu adama diyor ki aklını git al diyor ya unuttun oradan unuttum. Gitti. Al onu. Aklın fiilsel hali taakkuldur. Bak bir daha. Aklın fiile dönüşmüş hali taakkul denilir. Hayalin fiili, fiili hale dönüşmüş hali tahayyüldür. Tasavvur ve taakkulle şey, zanların, beyin ve vesvesenin, şüphelerin, malumatların, bilgilerin fiilsel hali tasavvurdur. Taakkul ile akıl arasında farkı söylüyorum. Bu alettir, bu kullanandır. Kullanma hali. Bu adama diyor ki bak aklını kaybettin, boşuna değirmem, gar 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 çalışıyor. Tane atmadan boş, içine tane atmıyorsun, misir atmıyorsun, değirmen çalışıyor. Gar 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 bak iki taş da eriyor. Sen bunun içine malzeme al, aklı başına al, aklın başına al derken buna hitap ediyor. Ve bu da aldığı zaman buradan aşağıya itikadı nasıl oluşturuyor? Bunu kaldırıyor. Aklın evveli, bak görüyor musunuz? Aklın evveli vahiy, aklın ahiresi ilim, aklın batınısı insana oluşturduğu içsel haleti ruhiyeler, hissiyatlar, duygular, aklın fiilsel hali, zahirisi, fiilsel zahirisi, iltizam, bunların cemi senin itikad. Abi vahye bağlanmayan akılın ahirisi de, zahirisi de, evveli de, batını da tahayyül ve tasavvur hususi dünya oluyor. Hususi dünya budur. Evet. Vahiysiz akıl, buradan vahiy girdim. Evet. Vahiy girince bu olur. Vahiy girmeyince vahiy kopar. Aklın evveli budur. Evet. Aklın ahirisi budur. Heh, o şekilde. Aklın fiili budur. Batınısı da iç nedir izanda? Hatmedildiği için buradan böyle şey gitmiyor. İzan şöyle vicdana gitmiyor anlamında kopmuş. Tamam. Vicdansız bir şey. Yani eğer vahiye muhatap olmayan aklın evvelisi serbest bölgedir. Tahayyül ve tasavvurudur. Ahirisi ise ilim budur. Yani kendi tahayyül ve tasavvurun oluşturduğu ilimdir. Aklın batınısı ise kendi intisal ettiği içsel alemindeki hissiyatlar mesela yetimdir, yeistir, vahşettir, dehşettir. Ondan sonra kalaktır. 7 tane var ya 441'de sözlerde. Yani içsel alemidir. Eylemi de nedir? Yani taassuptur. Yani başkasına şey vermez, fiilen, konuşması, dergileri yazar, çırıl çıplak dolaşır, televizyonlardan çıkmaz vesaire. Fiil bu diye. Yani, yani bir, ya böyledir, ya böyledir. Eğer buradan böyle olursa vahiy buradan giriyor, bu vahiy olmayınca vahiy yerine bu giriyor. Bu giriyor böyle. Vahiy böyle giriyor. Yani vahiy yerine tahayyül ve tasavvur vahiy oluyor. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ